Şu anda canlı. Canlı diyorsunuz, bir şey yok. Hangi profilde başlıyor? Ha, şimdi geldi. Evet, geldi. Bak, geldi değil mi? Anlık yapamıyordum, bir dakika geçtiğinde yapıyordum. Aynen, şu anda aktif. Evet, başlıyorum o zaman. Başlıyorum. Hoş geldiniz. Üçüncü sanırım şeydeyiz, seminerdeyiz. Şimdi geçen ayki sunumumuzda hatırlarsanız insanoğlunun yerleşik yaşama geçip de ilk uygarlıkların ortaya çıktığı dönemi konuştuk. Ve ilk uygarlık alanları dediğimiz alandan tarih Sümer'de başlayan hikayesiyle birlikte Mezopotamya'da Sümer'de başlayan büyük bir uygarlık patlaması, onu hemen izleyen Mısır'daki iki nehir uygarlıkları deniyor buna, Mısır uygarlığı. Daha sonra Hindistan, Harappa'da bir ayrı uygarlık alanı ve Çin'de Şang dönemiyle birlikte başlayan müthiş bir uygarlık patlaması. Bütün bu dört bölge, biz uygarlık tarihi bundan 25 sene evvel anlatılırken ilk işte şeyde başladık, Sümer'de başlayıp orada görülen şeylerle bunların yayıldığı düşünülürken bugün geldiğimiz noktada artık bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bu dört ayrı bölgede de tamamen birbirinden bağımsız biçimde insanlar yerleşik yaşama geçtikten sonra belirli şeyleri kendi başlarına geliştirmeyi başardılar. Neydi bunlar? Önce bir iş bölümü ortaya çıktı. Bu iş bölümü giderek bugün sınıflar diyebileceğimiz toplumsal roller. Çünkü artı ürün dediğimiz şey yaklaşık işte çok azınlıktaki, toplumun çok azınlıktaki bir kesiminin çalışarak ürettiği tarımsal ürün bütün topluma yeter vaziyette geçiyor. Bu beraberinde bir iş bölümünü getirdik. Toplumsal iş bölümü dediğimiz şey. Ve burada birileri mesela koruyuculuk yaparken, ki bunlar daha sonra askere dönüşecekler. Bunlar bir şey üretmiyorlar ama bunlara üretimden pay vermek gerekiyor. Fakat aynı zamanda bunlar silah sahibi. Giderek bir yöneten yönetilen ayrımının ortaya çıkması, o gene geçen aylarda anlattığımız insanın beyninde yaşanan o gelişmelerle, bilişsel devrim dediğimiz şeylerle tanrılara ulaşılması, büyük yapıların ortaya çıkmaya başlaması ki geçen ay yine hatırlayanlar gelenler hatırlayacaklar. Mesela Sümerler o müthiş matematik ve mühendislik bilgisi olmasaydı o ziguratları yapamazlardı. Veya Dicle ve Fırat üzerindeki o barajları yapamazlardı. Bunların hepsini yaptılar ve orada bir uygarlık patlamasını sağladılar. Aynı şey Mısır için geçerli. Piramitler, o büyük devasa heykeller, bütün bunlar matematik ve mühendislik bilgisinin çok ileriye taşındığını gösteriyor. Şimdi buraya başlamadan evvel bazı temizlikler yapmamız lazım. Çünkü burası çok metabeli bir konu. Antik Yunan ve Roma dediğimiz zaman. Çünkü genelde uygarlık tarihi, hele ki Batı merkez uygarlık tarihine baktığınız zaman tarih aslında Antik Yunan'la başlamış. Sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar tuttuğum bütün derslerde ilk giriş, üniversitelerde ilk giriş dersleri okutulurken hemen o ilk giriş dersinde o bilimin tarihçesi anlatılırken hemen bir Antik Yunan'a referans vardır. Siyaset bilimine giriş dersine girdiğiniz zaman hemen bir Sokrates arkasından Aristo çıkar karşınıza. Matematiğe geçtiğiniz zaman hemen bir Thales, Pisagor hala aklınızda bunlar çıkar karşınıza. Tarih dediğiniz zaman tarihin babası zaten Herodot'tur. Tıpa girdiğiniz zaman Hipokrat'la karşı karşıya kalır. Sanki dünya Antik Yunan ortaya çıkmadan evvel daha önce hiçbir şey yoktu ve Antik Yunan'la birlikte müthiş bir insanlık tarihinde bir medeniyet patlaması yaşandı. Bu neden böyle? Yani mesela uluslararası ilişkilere girişimde aklıma geldi. Hemen Tükilides'in Peloponnes Savaşları biraz sonra göstereceğim size. O gelir karşılığında ilk uluslararası ilişkiler metni falan diye. Bu niye böyle? Hep böyle değil. Hayır, hep böyle değil. Bu 18. yüzyıldan itibaren başlayan bir hikaye aslında. Gelecek aylarda konuşacağımız Avrupa Orta Çağı, Roma sonrası dönem ve ondan sonra Avrupa Orta Çağı'nın sona ermesi, Feodalite'nin sona ermesiyle birlikte o dönemde bir karanlık çağ yaftasının basılması ve sonra Rönesans, yeniden doğuş, Avrupa'nın antik Yunan'ı yeniden keşfetmesi. O dönem, Rönesans'ın hemen sonraki dönem, coğrafi keşiflerle birlikte bir sömürgecilik döneminde patlamasıydı. Dünyanın çeşitli bölgelerine giden Avrupalılar o bölgeleri sömürgeleştirmeye, önce İspanyol, Portekizler, Güney Amerika'ya başladı, Afrika'nın çeşitli yerleri, Asya, Fransa, İngiltere'nin o tarafa doğru yönelmesi,
Şimdi bu sömürgecilik döneminde şöyle bir şey gerekiyor. Sömürgeciliği tek başına da biz gittik orayı kendimize aldık demekle yetinmiyor. Ne dedi oradaki insana, özellikle 19. yüzyılda düşünülmeleri, şöyle bir şey ortaya çıktı. Günümüze kadar yansıyan bir şeydir. Avrupa medeniyetin beşiği. Antik Yunan'dan beri Avrupa insanlığın en ileri gitmiş olan bölgesi. Dolayısıyla biz dünyanın geri kalanındaki barbarlara, ilkellere, vahşilere medeniyet götürüyoruz, uygarlık götürüyoruz. Bu uygarlığı biz oraya onları sömürmek için gitmiyoruz ki, uygarlığı taşıyoruz onları. Bu söylem aynı zamanda modern dönemi, 19. 20. yüzyılın Amerika'daki köleciliğini de bir anlamda meşrulaştıran. Çünkü onlar yani barbar insanlar, ilkeller, onlar köle olarak çalışabilirler. Üstün ırk, Hitler'e kadar gidecek o beyazların üstün olduğu, Avrupa'nın üstün olduğu, Arya ırkın üstün olduğu düşünceleri 19. yüzyılda çıktı. Ve bunun bütün temelinde getirdiler, dayadılar. İşte biz bakın Antik Yunan. O medeniyetin temsilcisi, Roma İmparatorluğu'nun temsilcisi biziz. Dolayısıyla bütün dünyaya Yunan ve Roma medeniyetini taşıyacak olan da bu beyaz insan. Şimdi bu tamamen bir tabii hikaye. Bugün konuşacağımız konu da tam bu. Antik Yunan oturup bütün ayrıntılarıyla konuşmaya kalksak 14 hafta burada şey yapmamız lazım, seminer yapmamız lazım. Burada sadece bazı ana hatlar üzerinden gideceğiz. Mesela ilk arayacağımız yanıt şu olacak, bir soru soracağız, ona bir yanıt arayacağız. Neden felsefe, bilim Antik Yunan'da bu kadar gelişti? Ve neden günümüze kadar geldi? Çünkü bu söylenilen şeylerin bir de arka planında şu doğrulukta var. Hakikaten Antik Yunan bildiğimiz yazılı kaynaklarda elimize kadar gelen hem felsefi bilgi açısından hem teknoloji bilgi açısından bir kaynak, önemli bir kaynak. Ama bu nasıl oldu da Antik Yunan bunları sen gökten zevkinle mi geldin? Biz biliyoruz ki evet Thales, Pisagor tamam bize matematiğin temellerini bıraktılar da yine zaten o Thales'in teoremlerini bilmeden, Öklid'i bilmeden, Pisagor'un yaptığı bağlantıları bilmeden o piramitleri yapmak mümkün değildi. Yani demek ki Mısırlılar da biliyordu bunu. Ama biz Mısır'dan geliyor demiyoruz. Thales diye öğreniyoruz onu veya Öklid diye öğreniyoruz onu. Dolayısıyla biraz o alanı açmaya çalışacağım bugün. Bu soruya bir yanıt arayarak başlayacağız. Şu şeyi anlatmıştım. Şimdi benzer zamanlarda diyoruz uygarlık patlamaları. Hepsi ikişer 300'ler, 500'ler yıl arayla. İşte milattan önce 3500'lerde Sümer'de ilk büyük uygarlığın ortaya çıkması. Onu 3000'lere yakın Mısır takip ediyor. Onu gene 3000'lerle 2800'ler arasında Harappa, Hindistan. Yine aynı dönemde Çin'deki Şant uygarlığı. Şimdi Şank uygarlığı, ben geçen ay gelenler hatırlayacaklar ya, öyle bir uygarlıktan bahsediyoruz ki on binlerce askerin şeyini yapıp bunları mezara gömebiliyorlar. Yani bunlarda da çok ciddi bir uygarlık var. Ama biz dediğimiz zaman, Antik Yunan dediğimiz zaman belki sanki Çin'de hiçbir şey yaşanmamış gibi düşündük. Sonra neyi konuşmuştuk geçen ay? Şunu da konuşmuştuk geçen ay. Bu uygarlıklar ortaya çıktıktan sonra kendi aralarında da bir ticaret ağı, bir ticaret bağlanması yaşadılar. Bunu nereden biliyoruz? Arkeolojik kazılardan, Sümer tabletleri ve şeyleri, mühürleri Harappa'daki kazılarda bulunuyor. Harappa'nın yazısını daha çözemedik. Orada ne olup ne bittiğine dair tam bir bilgimiz yok. Ama buna karşılık işte oradaki dev şehirleri biliyoruz. O şehirlerdeki Mohenjo-Dara'daki o devasa havuzları, devasa binaları, şehrin tamamı, müthiş bir şehir planlaması yapılmış, ızgara vesaire şey bir caddeler ve sokaklar tamamen birbirine paralel. Onların yazılarını bilmediğimiz için tam nasıl bir ilişki kurduklarını bilmiyoruz ama Sümerlerden biliyoruz ki orada bir uygarlık olduğunu biliyorlar. Çünkü mühürler var karşılıklı alışveriş için. Ticaret dediğimiz zaman bir şeyi hemen eklememiz lazım. Ticaret sadece malların değiş tokuşu değildir. Ticaret aynı zamanda inançların, düşüncelerin, bir yerde yapılan buluşların birbirlerinden etkileşimdir. Dolayısıyla bugün bizim çok kullandığımız 2000'lerden itibaren küreselleşme dediğimiz şey aslında çok yeni bir olgu değil. İnsanlık tarihinin belli bir döneminde insanlar izole olarak yaşadılar. Birbirlerinden bağımsız uygarlıkları geliştirdiler. Ama ondan sonra sürekli bir etkileşim içerisine de girmeyi başardılar. Nitekim bugün konuştuğumuz o en uzun yol dediğimiz Doğu-Batı ticaret yolu diye bilinen ve popüler ismiyle İpek yolunun ortaya çıkmışı. Bu tam ilk uygarlıklar zamanıdır. İpek yolu dediğimiz şey nedir aslında? İşte o dönemde Antik Yunan'dan başlayıp Çin'e kadar uzanan bir karayolu. Bu karayolunu destekleyen bir de bir deniz yolu var. Kızıldeniz'den geçip Hint Okyanusu üzerinden Hindistan'a varan bir de deniz yolu da var. Bu iki yol üzerinden sürekli bir ticaret ağı döşeniyor. Geçen ayki slaytlara şu ticaret yolunu göstereyim. Bıraktığımızda tam şu haritayı göstererek vermiştim. Bu yaklaşık milattan önceki 1000 yıllarında yani günümüzden 3000 yıl evvelki ticaret ağı.
Şimdi yaklaşık işte milattan önce binli yıllardan itibaren şöyle bir şeyle karşılaşmaya başladık. Giderek insanlar denizlerin önemini anlamaya başladılar ticarette. Çünkü uygarlık tarihi biraz basit böyle detayları görmekten geçen bir şeydi. Denizler niye önemli ticaret açısından? Şundan önemli. Karada bir ticaret yapıldığı zaman, kara ticaret, o dönemi düşünüyoruz milattan önce 3000 yıl evvel. Mallar neyle taşınacak? Malları taşımak için, bir de tabii şimdi uygarlık alanları dediğimiz zaman bakın 4 tane uygarlık alanı. Hindistan, şurada görüyoruz. Çin, Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları. Bu önce Sümer başlayacak, Akkad, Babil, Anadolu'ya Hititler olarak gelecek vesaire. Şimdi bunlar arasında bir etkileşim var. Fakat şu gözünüzden kaçmasın. Bu uygarlıklara geçildiği anda bütün insanlar aynı anda yerleşik yaşama geçip de uygar oldular anlamını taşımıyor. Tam tersine artık hala daha Homo sapiens kabilelerimiz birçok yerde avcı göçebe toplumlar halinde yaşamaya devam ediyorlar. Orta Asya'da şurada bunlar. Binlerce insan. Amerika kıtasında henüz daha uygarlık aşamasına geçilmedi bile. Orada hala avcı göçebe kabileler dolaşarak o insanlık tarihi yerleşik yaşamdan önceki bütün geleneklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bir tüccarın bir yerden bir yere mal taşıması tehlikeli bir şey. Çünkü o kabilelere rastlayabilir, soyulabilir. Mağaralara el konulabilir, öyle doğrudan böyle bu yolları kontrol edebilecek bir şeyiniz yok. Ne yapıyorlar? İşte bu devlet dediğimiz organizasyonun ortaya çıkışındaki en önemli şeylerden bir tanesi bu yol güvenliğinin sağlanması. O silahlı askerler dediğimiz güçler yol güvenliğini sağlayacaklar. Karayolu üzerinde çeşitli yerlerde konaklama merkezleri oluşturuyorlar korunaklı. Tüccarlar buralarda bir araya geliyorlar. Çin'e gidip oradan porselen alıp dönenleri mi istersiniz? Buradan Hindistan'dan baharatları getirenleri mi istersiniz? Mesela. Şimdi ama dediğim gibi ticareti yaparken şöyle bir problemimiz var. Bu malları uygun miktarda nasıl taşıyacağız? Bunu yapabilmeniz 2-3 tane yol var. Hayvanlar evcilleştirdik lazım. İşte en fazla bilinen şey hayvan eşek. İyi yük taşıyor. Dayanıklı bir hayvan. Onu deve takip ediyor. Ama bunların alacağı yükler de belli. Hani birine 40 kilo yükledim, birine 80 kilo yükledim. Bunları katar haline düzüyorsun 10-15 tanesi. Bunları kontrol etmek zor bir yerden bir yere. Deniz öyle değil. Deniz insanlar oradan keşfediyorlar. Denizde çünkü 10 kişiyle çok fazla sayıda balık, bir gemiyi 10 kişiyi kontrol ettiğiniz anda yani çok fazla balık bir yerden bir yere taşıyabiliyorsunuz. Önce yelkeni şimdi şey kürekle yapıyorlar, sonra yelkeni çözüyorlar vesaire, uygun rüzgarları beklemek. Dolayısıyla deniz bir anda işin içerisine girmeye başlıyor. Bunu niye anlatmaya çalışıyorum? Şundan dolayı, Akdeniz neden bir anda önem kazanıyor? Çünkü ticaret yolu oradan yavaş yavaş denize geçiyor. Denizden, Akdeniz'den alınan şeyler oradan geçiyor. Geçen hafta konuştuğumuz ünlü M.Ö. 1200'lerde Akdeniz öne çıktı da şurada gördüğünüz Girit Adası. Bir anda orada müthiş uygarlıklar şimdi göreceğiz. Önce Mikenler, Minos uygarlığı, Miken uygarlığı ortaya çıkmaya başlıyor. Neden Girit gibi bir ada böyle bir şey haline geliyor? Çünkü ticaret yollarını kavşar. Bakın bu o kadar şimdi sorularımızdan ilk tane bir tanesi yanıt bulmaya başlıyor. Antik Yunan neden böyle bir merkez oldu? Antik Yunan dediğimiz yer, bakın hemen arkasında, şimdi şu haritayla daha net göreceksiniz. Şimdi bulunduğumuz bölge burası. İlk uygarlıkların Akdeniz'de ortaya çıktığı yer Girit. Milattan önce 1200'de. Hatta 2000'lerden başlıyor da geriye doğru geldiğimizde. Onları da ayrıntılı konuşacağım. Şu adanın hemen altında neresi var? Hemen altında bakın Mısır. Mısır uygarlığına son derece yakın. Kıbrıs ve Girit her zaman, özellikle Kıbrıs her zaman 20. yüzyılda bile, günümüzde bile son derece önemli bir ada. Çok stratejik bir noktayı kontrol ediyor. Düşünün ki uçak gemisinin olmadığı bir dönemde, yerleşik bir uçak gemisi gibi. Onun için mesela Emperyalist İngiltere, yani 19. yüzyılın büyük sömürgeci gücü, Kıbrıs'a hemen el koyuyor 1800'de. Aman bu adaya yeter gitmesin. Orta Doğu kontrolü çünkü. Şimdi aynı şeyi biz askeri olarak düşünmeyip stratejik ticari olarak düşündüğümüz zaman Mısır uygarlığı hemen burada. Şurada ne var? Sümer'den beri gelen Sümer, Akkad, Babil burada hemen. Hemen bir adım gittiğiniz zaman orada büyük bir Mısır şey zamanında patlama yapıyor olan Pers uygarlığı. Onun hemen yan tarafında Hint uygarlığı, hemen yanında Çin. Dolayısıyla Antik Yunan bir kere stratejik olarak çok, coğrafi merkezi stratejik olarak çok önemli bir yerdeydi. Ve şunu biliyoruz, Antik Yunan'da yaşayan insanlar bütün bu medeniyetlerden gelen bilgileri kendilerine alabildiler. Yani Öklit, Thales, Pisagor gibi insanlar aslında Mısır'daki matematiği öğrendiler. Kaldı zaten Pisagor'da bir Mısır'a gitmişti ve öğrenmişti orada.
bunları yapmayı başardılar ve sentezlemeyi başarabilirler. Coğrafi olarak bir kere bir avantajları var. Müthiş. Bakın burada M.Ö. 3000'lerde Sümerler yazıyı bulmuşlar, büyük ziguratlar dikmişler, devletler kuruyorlar vesaire. O sırada bu Kitlat dediğimiz Ege Denizi'ndeki adalarda, ki bugün Tavşan Adaları olarak geçen adalardı bunlar Ege Denizi'nde. M.Ö. 3000-2000 yıllarında erken Türkçe bir medeniyet ortaya çıkmış. Kitlat diyorlar bunlar. Niye bunu anlatıyorum? Şeyden dolayı anlatıyorum. İşte o antik Yunan'a giden yol nasıl kademe kademe döşenmiş. Geçen ayki seminerin son bölümünde buraya biraz değinmiştim aslında. Birkaç tane farklı şey de getirdim bu slaytlarda. Bu Kitlat uygarlığı hakkında ne biliyoruz? Yani diğer uygarlıklara hemen hemen çok benziyor. İşte bu gördüğünüz mesela küçük figürinler yapmayı biliyorlar. Figürinlerde genel olarak şey yok, yüz gösterilmiyor. Yine o dönemin bütün medeniyetlerinde olduğu gibi kadın figürinleri ön plana çıkıyor. Hala bir anaerkillik, doğurganlık, bereket simgesi olarak kadının son derece önemli olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Kalan heykellerden bunlar New York Metropolitan'de mesela Kitlat kültürüne. Demek ki şey yapma, yerleşik yaşama geçip de o testi yapmak vesaire yapmak gibi şey aşamalar çoktan geçmiş durumdalar. Son derece güzel bir seramikten şeyler yapabiliyorlar. Heykelden neyi anlıyoruz? Müzik çalıyorlar diye şey yapıyorlar. Dolayısıyla bu Sümer'in başlangıcındaki gibi bir ilk kültürel birikimin bu adalarda yavaş yavaş ortaya çıkmış olduğunu biliyor. Niye daha fazla şey bilmiyoruz? Şundan bilmiyoruz, yazılarını okuyoruz. Çözülmeyen yazı var o zaman hala. Çok. Mesela Harappa'nın yazısını çözemiyoruz. Yani Hindu uygar Hindistan'dakinin. Dolayısıyla mesela orayla ilgili yaptığımız bütün yorumlar aslında şeye, mesela geçen ay onu biraz anlatmaya çalışmıştım. Mesela o Harappa hala çok tartışılıyor. Çünkü neden? Orada mesela ziguratlar gibi, Mısır'daki piramitler gibi veya daha sonra Güney Amerika'da ortaya çıkan uygarlıklardaki büyük piramitler gibi, mesela piramit dediğimiz şey Mısır'da da çıkıyor. Mısır'dan tamamen habersiz, izole bir biçimde. Peru'da vesairede de bugün piramit buluyoruz. Şimdi, bu niye bu kadar önemli yani? Bu neyi simgeliyor? Aslında bu insanoğlunun hep düşünce sistematiğinde benzer şeyler. Tanrılara yakın olmak, iktidarını simgelemek. Ne kadar büyük yapıtlar yaparsanız o yönetici güç, yönetenler yönetme yetkisini tanrılardan aldıklarını iddia ettikleri için o tanrılara ne kadar yakın olduklarını ispatlıyorlar. Bunu biraz daha anlayabilmek için bizim geçen ayda söylemiştim hatırladığım kadarıyla okulda bir siyaset bilimi derslerinde veya uygarlık tarihinde siyaset tarihinde öğrenciler ilk başta hemen kimi zaman Napolyon'a kimi zaman Talleyrand'a atfedilen bir söz vardı. Onunla başlarız. Olayı daha iyi anlamaları için süngüyle her şeyi yapabilirsiniz ama üzerine oturamazsınız. Şimdi bu ne demektir? Yani silahla, güçle her şeyi yapabilirsiniz. Ama uzun süreli istikrarlı bir iktidar sağlayamazsınız. Dolayısıyla kendisini yönetme yetkisinin kendisinde olduğunu söyleyen insanlar evet ellerinde bir baskı aygıtı vardır askerler silahlar ama sürekli olarak o iktidarlarını da meşrulaştırmak zorundadır. O meşrulaştırma aracını şeyden buluyorlar, tanrılardan, o bilişsel devrimle birlikte. Çünkü bilinmeyen her şeyin tanrılara atfedilmesi biraz daha antik Yunan'da da göreceğiz. Hani denizde fırtına çıktı, gemiler battı, ulan Poseidon'u kızdırdık gene. Hadi Poseidon'a bir hediye verelim falan. Şimdi bilinmeyen şeylere karşı duyulan bir korku ve kaygının olduğu dönemde tanrılarda bu kadar fazla oluyor. Tabii bereketin arttırılması vesaire şey. O tanrılara ulaşan Firavun mesela doğrudan tanrının çocuğu. Horus'un çocuğu. Öldükten sonra otomatik korkuyla doğrudan şey gidiyor, Horus'un yanına gidiyor. Dolayısıyla bedeninde kaybetmemesi lazım. Mumyalama vesaire. Sevdiği insanları da yanına verelim ki öteki hayatta yabancılık çekmesin. Yani dolayısıyla o iktidarlarda bütün bu gevezeliği şundan yapıyor. Harappa'da bunları bulamıyoruz. Böyle dev yapılar yok. Dolayısıyla şöyle bir tartışma var mesela antropologlar arasında. Acaba Harappa'da daha eşitlikçi bir medeniyet mi söz konusuydu? Hani bu kadar çok büyük yakın iktidar simgelenmemesi acaba bunlar daha eşitlikçi kolektif bir yapı mı sürdürüyorlardı? Dolayısıyla yazılarını da okuyamadığımız için bilmiyoruz. Sümer yazısı nasıl çözüldü? Uzun yıllar boyunca çünkü şeye kadar kaldı, Asur'a, Babililere kadar kaldı. Ondan sonra Antik Mısır'la yaptıkları, geçen ay anlatmıştım. Elimizde çözebildiğimiz şeyler şunlar. Eğer bir metnin aynısı iki dilde yazılıp bir anlaşma yapıldıysa, bildiğiniz bir dilden bilmediğiniz dili öğrenebiliyorsunuz. Mesela Antik Mısır dilinin çözülmesi, hieroglifin çözülmesi
hepinizin duymuş olduğunu varsaydım, Rosetta taşı veya Reşit taşı diye bilinen bir taş. Taşın bir yüzü Yunanca yazılmış, bir yüzü Antik Mısır hiyeroglifiyle yazılmış. Bir anlaşma. Antik Yunan'ın dilini bildiğiniz için o şeyden yola çıkarak bunu çözebiliyorsunuz. Mısır dili hiyeroglifi 1800'lü yıllarda çözülmüş. Dolayısıyla o ikili şeyler olduğu zaman, mesela Harappa'yla böyle bir şey bulunmadı. Bu şu anda çözülmüyor. Yani şu anda bilgisayar teknolojisiyle uğraşıyorlar. Çeşitli algoritmalar deniyorlar vesaire ama yani bu bulunmayacak anlamına da gelmiyor. Yani bir tarafı Sümerce, bir tarafı Harappa dilinde yazılmış olan bir metin bulunursa o dilini de çözmeliyim ama şu anda çözülmeyen çok var. 2000'ler, 1400'lerde o dediğim işte o ticaretin canlanmasıyla birlikte Girit Adası'nda bu sefer yani o Kitlan uygarlığının bulunduğu alanın hemen arkasında yeni bir uygarlığın yükselmeye başladığını görüyoruz. Minos. Bu kültür de bir dönem ayakta kalıyor 600 yıl kadar. Daha sonra kendisi Mikenler denilen bir başka kültüre bırakıyor. Akdeniz ticaret yollarının gördüğünüz gibi tamamen merkezinde. Şimdi ikinci bir şeye geliyoruz. Antik Yunan New York. Bir kere coğrafi bir avantajdan söz ettik. Coğrafi avantajı ise ikinci bir avantajı daha var Antik Yunan. Bu avantaj da şöyle bir avantaj. Yine çok coğrafi koşullarla ilgili olan bir avantaj. Geçen ay gelenler altı bardakta dünya tarihini hatırlayacaklar. Sümerler'de biranın ne kadar önemli olduğunu, Mısır'da biranın ne kadar önemli olduğunu. Çünkü tahıl satmıyorsunuz, mayalanıyor ve bu şey olmuyor. Böceklerin yeme ihtimali yok, bozulma ihtimali yok ve bunu kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bira son derece önemli. Yavaş yavaş hatırlarsanız Antik Mısır anlatırken bir başka şeye dikkat çektim. Yöreliler resimlere, üzümleri ezen kadınlar ve şarap yapımı. Şarap yapımı giderek önem kazanmaya başlıyor. Şarabı daha ziyade zenginler içiyorlar. Piramitlerde çalışan insanlara mesela bira tayin olarak veriliyor, ücret olarak. Şimdi Ege bölgesine ticaret yolları kaydığı zaman şöyle bir avantaj ortaya çıkıyor. Şu Antik Yunan coğrafyası dediğimiz, üzerinde yaşadığımız toprakların Ege bölgesi, İonya eskiyi ve içine kalan, bugünkü Yunanistan ve İtalya'nın güneyine kadar uzanan bölge, geniş tarım, tahıl tarımı için elverişli değil. Fakat buna karşılık son derece önemli iki tane materyal üretebiliyorlar. Üzüm ve zeytin. Üzüm ve zeytin antik dünyanın en altı değerinde ticaret metalı. Birinden şarap yapılıyor, birinden zeytinyağı yapılıyor. Belgeselleri seyrederseniz, yani uzun dönemli mesela şeyler hala daha, sualtı arkeologları Ege Denizi'nde batıkları arıyorlar ve batıklardan hala da testi şaraplar ve zeytinyağları çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Doğuya satılacak, doğudaki uygarlıklara satılacak çok önemli bir malzeme var. Orada istedikleri her şeyi porselerinden tutun, işte Lübnan'ın ağacından tutun, sedirlerinden şunları bunları alıyorlar. Oraya da çok değerli mallar gönderiyorlar. Zeytinyağı ve şarap. Bunun anlamı şu, ticaret canlandıkça Antik Yunan dünyasında giderek zenginleşmeye başladığını göreceğiz. Bu zenginleşmede ikinci anahtarlardan biri olacak elimizde. Nedenini birazdan göreceğiz. Pardon, bir soru vesaireyi araya mı girelim, sorunu bekleyelim? Arada sorabilirsiniz şeylerde, bir şey sorunum olmaz. Tamam. İzniniz var mı? Tabii ki. Harika. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben aşağı yukarı 5 yıldır tarihte Yunan diye bir varlık yoktur diye seminer veren ve dönüp Anadolu'da da yani bu uygarlıklarını anlatmaya çalışan emekli tarihçi ama tabii ki iktisatçı. Şimdi birinci soru şu. Ben Antik Yunan eserlerini ciddi bölümde toparladım. Yaklaşık 10 milyon sayfa. Yani devletten ülkeye kadar. Soru şu. Doğudakilerin tahtaya yazdığını, Anadolu'da işte kiye yazıldığını, Türklerin taşa yazdığını, Mısır'ın papirüse yazdığını, kaplumbağa kabuklarına kimi uygarlıklar yazıldığını biliyoruz. Yunanlar nereye yazmışlar? Yunanlıları yani şunu biliyoruz, mesela Parfümenler var diye biliyoruz. Bildiğiniz kadarıyla yok, çok az. Yani çok konuştuğumuz 10 milyon sayfa. Tabii. Dediler, kulaktan kulağa gitti. Ben çok merak ediyorum, yani devleti kim ezberledi de bilmem 1000 yıl boyunca aktardı. Onun için Yunan tarihinde yazılı hiçbir şey yok. Bunun en güzeli de Voltaire söyler. Hiç konuşmaktan başka bir şey yapamadılar diye. İkincisi Yunan kıtası, Yunan dediğimiz yani Attik Yunan coğrafyası. Halen dünyanın en fakir coğrafyası. Doğru. Orada zeytin bile yetişmez. Ama Antik Yunan dedim, sadece Attik'i kastetmiyoruz. Biliyorum ama Anadolu'da Lübilerin ve İon uygarlığının ırklar dolayısıyla artık Yunan'a ait olmadığını biliyoruz. Orada bir ciddi Lübi, Arza var, işte Troya, bütün Lübi krallıkları var. Onun için onu Yunan'dan çıkardığınız zaman geri hiç çıkar. Doğru. Yani Yunan dediğiniz paramparça, kuru bir yer.
Bunlar denizci diyorlar, denizci olamaz. Ege'nin iki tarafı da Senger, sanırım Bernard Senger, yanlış hatırlamıyorsam bunu ortaya koyan coğrafyayla iki tarafta da ağaç yok. Onun için bunlara gemici değil, balıkçı denir. Niye Fenikeliler? Çünkü orada bir tanda sedir ağaçları var. O şeyi, Fenikeliler bahsede de geleceğim yavaş yavaş. Tamam, ben de size top atmışım. Tamam. onun için hani Yunan dediğiniz yer aslında beş tane fakir, yobaz, balıkçı köyüdür. Bugün onu Yunan'ı Yunan yapan Vatikan Kilisesi'dir. Yoksa Yunan diye bir şey tarihte hiç olmamış. Ya, o kadar şey yapamıyorum, o kadar net söyleyemiyorum. Çok abartılıyım. Tamam, yeter. Top sözü üstadım. Yok, estağfurullah. Yani bu kadar uzmanlık alanım değil zaten. Ben genel uygarlık tarihe zaman birçok şeye katılıyorum o dediğiniz. Ama burada Fenikelilerin etkisine de gireceğiz zaten. Olduğu gibi de aslında bir Fenikel mirasının da üzerinde konulduğunu da biliyoruz artık şey olarak. Fakat orada dediğim gibi, burada bazı şeyi söylerken bir tek şey de size itirazım var. Irklardan söz ettiniz. Irklar diye bir şey olmadığını anlayayım. Kavim olarak yani bunlar farklı kültürler olarak nitelendirirsek farklı alanlarda. Çünkü bunların zaten hepsinin aynı kökenden gelip doğuya ve batıya yayılan, geçen seminerlerde bizim homo sapiensin dünyaya yayılması, Afrika'da çıktı yayılma. Farklı yerlerde farklı kültürlerin geliştirilmesi. Bunlar aslında aynı yerden geliyor. Dediğiniz konuda da son olarak antik Yunan'ın bir yüceltilmesi varmış. O hikayeyi zaten anlatmaya çalışıyorum şu anda. Güzel başladınız, hayran. Şu, ama mesela ben hiç de yani okulu ada dediğiniz yerlerde sonuçta mesela Girit'ten çıkanlar bunlar sonuçta. Yani bir de bir kalıntılarda var. Bunları da şey yapamıyoruz. Bunlar belli şeyleri de öğrenmişler. Benim anlatmaya çalıştığım oydu. Kitland'da bir insanlar her yerde olduğu gibi bir kültür yaratmayı başarmışlar. İşte şeyler bunlar hala o dönemden kalan, kazılardan çıkan işte bu Minos uygarlığı dediğimiz şey. Yılan tanrıça bunların da şeyini bilmediğimiz için, dillerini tam çözülmediği için Dinara. Bunlarla da ilgili şey bilmiyoruz çok. Kadın güreşlerinin şeyleri, sporun önemli olduğunu biliyoruz. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu aya sıçrama nasıl bir oyun şekli? Adamların boş vakti çokmuş ki. Ya oyun şu, bu gelen boynuzundan tutup havada taklı atıp kalmaca oynuyor. Böyle bir oyun oynuyorlar. Bunlar zaten 1200'ler. Nitekim sizin dediğinize paralel bir şey. Antik Yunan dünyasının düşünce patlaması dediğimiz yer Anadolu'da başlayacak zaten. Bilet'te başlayacak. Yani görece daha zengin olan, görece zeytin ve üzümden daha fazla faydalanan bölge İonya'da. Orada başlayıp oradan diğer taraflara yayılacak. Yani antik Yunan coğrafyası dediğimde benim burada kastettiğim coğrafya Güney İtalya'dan başlıyor Sicilya. Atik Yarımadası'nda içine katıyor ve oradan esas olarak da Ege bölgesine sıçrayan olan geniş bir alandan söz ediyoruz aslında. Yani ve bu şeyde esas olan hikayelerden bir tanesi de burada da zaten var olan şey hani tamamen askeri militarizmle ayakta durmuş olan Sparta'dır zaten en büyük olan yer. Yani. Girit'teki saraylar. Ha şeyi söylemiştik, artık uygarlık olarak suya geçildiği için yani deniz yolları önem kazandığı için. Mesela Girit'teki saraylarda neyi görüyoruz? Daha ziyade o balıklar ve deniz şeyleri artık ön plan. Çünkü şeyden Mısır'dan çok farklılaşıyor artık. Taht odası ve kraliçe odası ve şarap. Nehir uygarlığı olmadığı için burada da surlar tabii önem kazanıyor şehirlerin etrafında. Korunaklı olması için bir tarafını uçurumlara denk getiriyorlar. Bugünkü hali sarayın. Bu Girit de saray. Evet. Knossos. Demek ki o dönemde aslan da yaşıyormuş Girit'te. Büyük ihtimalle de bu surdan getiriyorlar. Bu işte ünlü Linera yazısı. Paidos diski üzerinden. Bunu bilmiyoruz. Bu da çözülmeyenlerden biri. Çözüldü diye biliyorum. Yok. Çözülen şey. Linerbe. Linerbe'nin uydurulduğu halbuki Linerbe. Hep ben görsem özürlerim. Öyle sanmıyor. Yani Lugi dilinin çözüldüğünü biliyorsunuz. Aşağıdır ama ilan edilmiyor. Lugi diliyle Girit dili çok birbirlerine yakın. Çözüldüğü aşağı yukarı 50 yıl olduğunu söylüyorlar. Ben şu an o şeylerin şeyini biliyorum ama anlatırken şunu yapmaya çalışıyorum. Hani ben sonuçta bir sosyal bilimci olduğum bildi. Yani
bu öyle oldu, saklandı vesaire. O onların şey, benim elimdeki oldu da mesela bizim bildiğimiz şu anda lineer beynin çözüldüğü. Evet. Bunda bir şeyden twist diye bir şey, şu amatör dil bilimci çözdü zaten. Bu da Yunan diline yakın çeşitli şeyler üretiyor diye bilgisayar üzerinden yapılan çeşitli şeylerle çözüldü. Hani olabilir o tür şeyler, lineer ayı çözmüş olup saklıyor olabilirler vesaire. Ama yani elimizdeki şu andaki yazılı kanıtlarda lineer ağ denilen şeyin henüz çözülmedi ama lineer beynin çözüldüğü, diğer şeyin de çözüldüğü söyleniyor. Makale var, ben takdim ederim. Teşekkür ederim. Bana da olabilir. Ve Akdeniz giderek önem kazanmaya başladıktan sonra ticaret yolu üzerinden, ki burada beyefendi tamamen haklı. Burada Yunan şey öncesinde Fenikelilerin müthiş bir ticaret kolonisi var. Ve bu ticaret kolonileri giderek o antik Yunan şeyleriyle iç içe geçmeye başlıyorlar. Bu ticaret kolonilerinin üzerine bir anlamda antik Yunan inşa ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi bu morlu olan bölge esas kent devletlerinin bulunduğu bölge. Yeşil olanlarsa kurdukları ticari koloniler. Bu ticari kolonilerden bizim anladığımız kadarıyla Akdeniz'den Karadeniz'e kadar olan geniş bir alanı kapsıyor. Burada çok ilginç, mesela geçen gün Karadeniz'de yapılan kazıların bir tanesinde şeyi buldular, porselen buldular, Çin porseleni. Burada şunu gösteriyor ki yani Çin'den gelen bir ticaret yolu şey Karadeniz'e kadar geliyor. Buradan gemiler vasıtasıyla boğazlar üzerinden Akdeniz'e dağılıyor vesaire. Dolayısıyla aslında bu dönemde Karadeniz'in kendisi de özellikle bizim kuzey bölgelerimiz ticaret yolları açısından son derece önemli bir yer kazanmaya başlıyor. Şimdi geldik başka noktaya. Burası da bence çok önemli. Şundan dolayı önemli. Hani niye antik Yunan bu kadar rahat geliştirebiliyor Thales, Pisagor vesaire de diğerlerinde de bilimin geliştiğini biliyoruz ama bu kadar çok isimlerini bilmiyoruz kimsenin. Burada da şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Antik Yunan dünyası ilk başta gördüğünüz gibi onlarca kent devletinden oluşuyor. Buna Türkçe site diye çeviriyor, polis diye çeviriyor, kent devleti ne derseniz deyin. Bu şeye çok benziyor. Yani Mezopotamya'da da ilk önce Uruk, Lagaş vesaire bunlar ortaya çıkmışlardı. Fakat sonra kısa bir süre sonra bunlar tek bir devletin çatısı altında bir araya geldiler. Antik imparatorluklar dediğin işte Ataklardan tutun. İşte Babillere kadar gelen bir silsile halinde. Devletler belki çöküyor ama hemen yeniden bir devlet çatısı kuruluyor. Zaten en uzun süre çatıyı kuran Mısır. Mısır'da doğrudan bulunuyor. Bu iki krallık birleştikten sonra bir daha uzun bir 3000 yıl boyunca bir devlet çatısı var. Çin böyle. Harappa'nın da birleştiği biliyoruz. Fakat antik Yunan dünyasında ilginç olan şey şu. Kent devletleri ortaya çıkıyor ama hiçbir zaman ve İskender'e gelene kadar hiçbir zaman bunlar tek bir devletin çatısı altında bir araya gelmiyor. Bunun ne anlamı var? Nasıl bir anlam verebiliriz buna? Şöyle çok basit bir şeyden yola çıkabiliyoruz. Bu tartışmalar var ama çok akla yakın bir şey. Diğer bütün uygarlıkların hepsinde bilimsel ilerlemeler iktidarın sürekliliğine dayalı bir biçimde yapılıyor. Matematiği yapıyorsunuz ama matematiği yaparken esas mesele firavunu yüceltecek o piramidi yapmak. Hiçbir zaman şunu söyleyemiyorsunuz. Tanrıları kızdırdık. Onun için şey oldu. Mesela ne diyordu normal Yunan halkı? Poseidon'u kızdırdı, fırtına ve deprem geldi. Bak yemine, Thales çıkıyor diyor ya manyak mısınız oğlum diyor. Deniz diyor biz suyun üzerindeyiz onlar böyle çatılır. Aslında yanlış bir şey anlatıyor. Fakat diyor ki hayır fırtınanın nedeni Tanrı değil. Bak o deniz böyle sallanınca orada bir kareler oynuyor, karalar da oynuyor. Ondan oluyor. Şimdi bunu söylediğin andan itibaren aslında sen Poseidon'a hakaret ediyorsun. Bunu Mısır'da herhangi bir düşünür yapsa, sen ne diyorsun yani firavuna ters mi düşüyorsun deyip kafasını keser. Bunu Babil'de birisi yapsa, ne diyorsun sen yani bizim zaten tanrılarla haberleşen kralımıza sen hakaret mi ediyorsun yani onun verdiği hediyeyi kabul etmediğine değil de doğa olayı mı diyorsun sen bu dedi, kafası gibi. Ama antik Yunan dünyası böyle bir devletle iktidar mekanizması böyle olmadığı için burada Thales rahatlıkla başka bir şey söyleyebiliyor. Ya diyor ne tanrısı diyor Poseidon filan diyor bir doğa olayı diyor. Bunu yapabilmesi, bunu yapması ama nereden yapıyor? Mısır'dan aldığı bilgiyle bunu yapıyor. Ama sürekli bir iktidarın olması burada işte o düşünürleri çıkma şeyini sağlayabiliyor. Yani sonuçta kendisi düşünüyor ve kimse de gelip de senin kafanı keseriz diyemiyor. Çünkü orada yok öyle bir şey. Kral yok orada o kadar. Onu temsil, Tanrı'yı temsil.
şeyler yok mu? Tabii hepsi Zeus diyorlar, bilmem ne diyorlar, buna inanıyorlar belki de. Ama depremin niteliği böyle oldu dediği zaman da kimse de gelip de sen... Ama Sokrates bile zamanı gelecek, tanrılara hakaretten yargılayacaklar. Ama Sokrates de istediği gibi düşünceyi geliştirebiliyor. Çünkü o mekanizma, o iktidar mekanizması yok diğerlerinde olduğu gibi. Merkezileşmiş bir devlet artık yok Türkçesiyle. Dolayısıyla şunu söylemek çok mümkün. Diğerleri de aynı şeyi geliştiriyorlar. Aynı matematiği, aynı mühendisliği geliştiriyorlar. Fakat bu kadar rahat bir ortamda konuşacak şeyleri yok. Mısır'daki Firavun'un sarayındaki baş kehanetçi, aynı zamanda o bilim insanıdır. Gidip de ya yapmayın böyle, o güneş tutulması o Tanrı'nın değil, aslında şu dönüyor ya işte, görmüştük bir hani gözlemlerken, o araya giriyor dese, bitti. Şimdi, onlarca kent devletinden, biz hepimiz neleri biliriz? Genelde hani yüzeysel olarak antik Yunan'ı okuyanlar şey, Atina'yı biliriz, Sparta'yı biliriz, hani biraz Efes, Korint falan. Aslında onlarca var. Kimisi küçücük, Delfi gibi. İşte Sparta en büyükleri yüz ölçümü olarak. Atina en kalabalıkları, en kozmopolit. Aslında antik Yunan dediğimizde genelde hep Atina'dan bahsediyoruz bu gelişmeler. Ama hepsinin ortak tarafı şu. Kent devletleri, polislerdeki şehir yapılanması budur. Tiyatro vardır, agora vardır. Asklepion dedikleri bu sahaltı belirleri, hastane diyebileceğimiz yerler. Jimnazyumlar, stadyumlar ve tanrılara tapmak için çeşitli bölgeler. Hepsinde üç aşağı, mesela şu Mesina şehrin bir şeysi, şehir planı. Bunu Anadolu'yu gezmeye gittiğinizde Efes tarihinde hepsinde çok benzer yapıları görürsünüz. Bunların her bir tabi size tarih içerisinde gelişecek şeyler, bunların her birinin çeşitli şeyleri var. Fonksiyonları var toplum yaşam açısından baktığınızda. Agora, Gülfer'in şarkısından hepimiz hatırlıyoruz zaten. Antik Yunan dünyasının en önemli yerlerinden bir tanesi. Hem sosyalleştikleri hem tartıştıkları kent devletlerindeki insanların bir araya geldikleri büyük bir merkez. Şehrin genelde ortasında oluyor. Çevresinde genelde bugün hani alışveriş merkezi diyebileceğimiz küçük dükkanlar, meyhaneler, insanların sosyalleştiği bir alan. Tiyatrolar genelde akşamları işte şey ki antik Yunan'ın en önemli şeylerinden bir tanesi. Bunu gittiğimiz her yerde zaten görüyoruz. Mesela Asklepion dedikleri yerler bunlar işte o dönemin Hipokrat'ın şeyleri. Mesela şu Kos Adası'nda Asklepion Hipokrat'ın yaptığı şey. Şimdi bakın burada o dediğim şey gene devreye giriyor. Yani Mısırlar mesela mumyalama teknikleri nedeniyle insan anatomisi vesaire üzerine birçok şey biliyorlar. Adamın içini açıyorlar, boşaltıyorlar, dolduruyorlar vesaire. Geçen ay göstermiştim. Dolayısıyla bu tıbba ilişkinde çeşitli şeyleri yorumlamış olabilirler. Fakat hala da orada şöyle bir durum var. Firavun ölecek, mumyalanacak, sevdikleriyle ve sevdiği eşyalarla gömülecek. O Horus'la birlikte Horus'un yanına gidecek. Sonra tekrar geriye dönecekler yaşama. Dolayısıyla bunu hani bilimsel olarak bu böyle oldu diye bir açıklama yapmak mümkün değil. Hipokrat ise bunu yapabiliyor çünkü böyle bir şey yok Hipokrat'ın kafasında. Şeyi göstermiştim ya size, antik Yunan'daki o şey şimdi mesela modern teknolojiyle şunu yapabiliyorlar. O bulunan mumyaları, işte MR'ları çekiliyor, röntgenleri çekiliyor. Şeye kadar biliyoruz mesela ne yediklerine, korenlerinden şeyler, izotoplardan, fen bilimlerinin gelişme bu işe acayip yansımış durumda şu anda. Mesela orada şeyi tespit ettiler, ölen firavunların %90'ı diş iltihabından ölmüş. Yani bu neyi gösteriyor? Demek ki rejimleri, tatlı rejimleri çok yoğun, dişler çürüyor ve fakat onu tamir edemiyorlar. Yani iyileştiremiyorlar. Burada yapıyorlar. Bunlar çünkü Hipokrat oturuyor, aslında yapıyorlar. Hem insan anatomisini inceliyor, hem işte orada tamam bugün için çok komik, insan vücudunda dört ayrı element olduğunu vesaire söylüyorlar. Ya açıyorlar içine, bakıyorlar falan. Ama sonuçta tıbbi bir şey yapıyorlar. Şu Bergama, yani çok benzer. Normalde şöyle bir şey, tamamını şey yaptığınız zaman, yani onu revize ettik, bir kağıda döktüğünüz zaman o gördüğünüz kalıntıları böyle bir şey çıkıyor orada. Ve yine şeylerden anladığımız kadarıyla burada sadece fizik hastalıklar değil, ruhsal hastalıklar da iyileştiriyor. Çünkü müziğe ilişkin, suya ilişkin. Aslında genelde bulunduğu yerlerde kaplıcalara çok yakın, iyileştirme şeyleri, suyelerine çok yakın olan bölgeler. Bazilika, Yunan panteonundaki tanrılara tapınılan yer. Dedim ya, antik Yunan dediğimizde genelde bu ikisinden konuşuyoruz aslında. Bütün şehir devletleri vardır ama en büyük hani bizdir. Mesela Sparta yüz ölçümü olarak en büyük.
8400 kilometre kare, Atina 2650 kilometre. Milattan önce 5. yüzyılda yaklaşık Atina'da 350 bin civarında nüfus varken Sparta'da 280 bin civarında insan olduğunu biliyoruz. Şimdi birkaç şeyi daha temizleyerek gidelim. Antik Yunan dünyasına ilişkin. Şimdi biraz sonra mesela Demos Kratos'un demokrasinin beşiği olan Atina'yı konuşacağız sözde. Şimdi burada bir kere Antik Yunan'ın neden bu kadar üretici olduğunu bir başka açıklaması daha var. Önemli. Şimdi bunların hepsini arka arkaya düzüyoruz. Coğrafi avantaj, Fenike etkisi, diğer uygarlıklardan gelen bilgilerin sentezlenebilmesi, merkezi bir iktidarın yokluğunda o sentezlenen bilginin rahatça ifade edilebilmesi. Bütün bunlar bir avantaj. Ama çok büyük bir avantaj daha var artık buna. Atina, şeyi konuşmuştuk geçen ay. Şimdi antik uygarlıklarda köle kullanımı çok nadirdir. Yani o bir, mesela biz hep Mısır şey, köleler falan yaptı zannederdik piramitleri. Bugün biliyoruz ki yazılarda şey, adamlar grev bile yapmışlar. Bir atayın verilmemiş, grev çalışmamışlar. Firavun araya aracı göndermiş, tarihe ilk grev falan diye geçiyor. Onlar hakikaten çalışmayı durdu. Oradaki insanlar büyük ihtimalle hem şeyden çalışıyorlar, yani hem bir inanç, tanrılara duyulan bir inanç, firavuna şey. Aynı zamanda işte yapıyorduk, karşılığında ücretlerini de alıyorlardı. Şey kölelik yok muydu? Vardı, biliyoruz yani. Hammurabi'nin şeylerinden filan da biliyoruz. Ama nasıl kölelik vardı? Bir savaşlarda esir edilenler nadir var. Bunlar da şeye çabucak kavuşabiliyorlardı özgürlüklerine. İki daha vahim bir borç köleliği diye bir şey var. Bütün antik uygarlıklar. Borç köleliği ne? İşte devlet dediğimiz organizma şöyle bir organizma. 20. yüzyılda bile günümüzde de değişmemiş olan bir organizma. O zaman da ilk kurulduğunda da aynı. Çalışan toplumda çok az bir kesim vardı tarımla uğraşan şey. Diğerlerinin çoğu aslında madde üretmez. Rahipler, yönetici sınıflar, askerler. Bu modern toplumu düşünün. Hiçbirimiz üretim yapmıyoruz. Maddi üretim içinde değiliz. Polisler, askerler, bankacılar, noterler, iktisatçılar ne iş yaparız biz? Ama hepimizin karnı doyuyor. Nasıl doyuyor karnımız? Çünkü birileri bir yerde bir şey üretiyor, tarım yapıyor. Birileri fabrikalarda maddi üretim yapıyor. Bunlar da sayıca 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon insan. Ama bunlar 75 milyona bakabiliyorlar. Peki bu dağılımı nasıl yapacağız? Bu dağılımı yapmanın yolu da devletin vergi alması işte. Artı üründen aldığı vergiyi alıyor. O vergiyi kendisi, o çalışmayan insanların bir şekilde kendine uygun mesleğe, askerlere dağıtıyor. Polise dağıtıyor, bankacısına dağıtıyor, kıza dağıtıyor, tüye dağıtıyor. Güzel. Şimdi borç köleliği dediğimiz hikayede böyle bir şey. Adam mesela vergi ödeyecek fakat vergisini ödeyemiyor. Tahıl kötü, şey hasat kötü gitti. Mallar çürük çıktı neyse. Ödeyemediği zaman borçlanıyor. Borcunu ödeyemediği zaman diyorlar ki sen şu an itibaren karşılıksız olarak şurada şöyle çalışacaksın. Buna borç köleliği deniyor. Bu belli bir zamana kadar uzuyor veya belli bir zaman süresiz olabiliyor borcun gibi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ne Sümerler'de, ne Çin'de, ne Harappa'da, ne Mısır'da sistematik bir kölelik yok. Borcunu ödeyemeyen insanlar veya şey, işte dediğim gibi savaşta esir edip kısa bir süre şey yapar. Fakat antik Yunan dünyası sistematik köleciliğin ilk başladığı yerdir. Bunu Roma takip eder. Antik Yunan dünyasında çalışan yurttaş bulabilmeniz neredeyse mümkün değildi. Ve benim beyefendinin söylediği o şey adamların hepsi bu düşünceleri üretirken aslında yapacak başka işleri yok. Köleler yapıyor her işi maddeye. Tarlada çalışan köle, şeyde çalışan köle, gemileri götüren köle. Dolayısıyla Demos Kratos dediğimizde bir kere kölelerden hiç bahsetmiyoruz. Çünkü Aristo'ya bile şöyle dedik diyorlar. Köle dediğimiz yani çalışan bir hayvan yani sonunda. İnsan değil onlar, köle. Şimdi şeyin işleri onlar yapıyor. Bir başka şey daha var. Bu düşünürlerin içerisinde, saydığınız düşünürlerin içerisinde siz hiç kadın duydunuz mu? Ha, bildiğimiz bir şair var, işte Safa Mafa filan var. Bir de daha çok ilerleyen yüzyıllarda bazı şeyler çıkıyor. O da çok avantajlı, babası şey, Siyerdere'deki Haypakir falan gibi. Öldürecek. Ama çok sonrası çıkıyor zaten. O da babası zaten kibbalinin müdür olduğu için çıkarıyor kadın olarak. Artık bunların dünyasında kadın yoktur. Dolayısıyla bize anlatılan antik Yunan dünyası aslında kimin gözüyle yazılmış bir antik Yunan dünyası? Erkek ve köle olmayanlar, özgürler tabii. Dolayısıyla biz antik Yunan dünyasını kölelerin gözünden bilmiyoruz, kadınların gözünden bilmiyoruz. Demokrasi dediğimiz şey de biraz sonra anlatacağız. Erginliğine erişmiş özgür erkekler. Bunlar karar veriyor.
Dolayısıyla artık Yunan demokrasinin beşiğinden bir şey, bugünkü bir demokrasiyi anlamayın. Yani kadınların olduğu, kölelerin olduğu, öyle bir şey değil. Dolayısıyla hikayet değil. Şimdi buradan şu sonucu da hemen varabiliyoruz. Antik Yunan dünyasındaki en önemli avantajlardan biri de bu düşünülen hepsi ciddi anlamda köle sahip. Dolayısıyla bunların ya zaten bir yandan bilgi akışı geliyor, ticaret, bir yandan o bilgileri senetleyiyorlar. Zaten kendileri çalışmıyor, bilmeleri boş. Yapacak bir şey yok, bekliyorlar işte. Hukuksal olarak ya bir sınıf ayrı. Şimdi bunlar ne kadar eşit olarak tasarlansa da Roma'da da göreceğiz bunu. Başlangıçta genelde toplumdan ilk kurulduğunda eşitlikçi bir yapı oluyor. Yani birlikte üretiyorlar falan, birlikte tüketmeye çalışıyor, savaş zamanı birlikte koruyorlar. Sonra giderek o sınıf ayrımları yapmaya başlıyor. Bu birçok açıdan şöyle bir şey var bunun. Mesela Roma'da göreceğiz. Roma bu sıralarda şu anda Antik Yunan'da bu milattan önce 8. yüzyıl, 7. yüzyıl civarları ticaret patlaması yaşanıyor, zenginleşme. Zenginleşmeye paralel olarak köleler öyle bilindiği gibi şey değildir. Savaşı köle etmezsiniz. Tam tersine parayı bastırıyorlar, köle alıyorlar. Köleler geliyor, çalışmaya başlıyor. Hepsi birbirine paralel. Köle pazarı da var çünkü. Köle pazarına gidiyorsun, para zenginsin, parayı basıyorsun, alıyorsun köleyi. Köle geliyor, çalışıyor, daha çok zenginleşiyorsun falan. Böyle bir döngüye giriyor. Bu sırada Roma küçücük bir köy. O devasa imparatorluğu kuracak olan Roma ya, bu sıralarda küçücük bir köy. Ve et yüksel filan var oralarda. Bunlar da küçük küçükler. Yani şey... mesela toprakları genişledikçe her ayda yarımşar hektar dağıtıyorlar. Eşit, son derece eşit. Fakat ne kadar eşitlikçi başlasanız da kaçınılmaz biçimde bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Niye? Birkaç tane sebebi var. Bir kere herkese yarımşar hektar toprak versen de Hasan gidiyor şarap yapımına uygun toprağı alıyor. Bana bırakıyor balçı. O zenginleşti, ben fakirleştim. Yani ikimizde de yarımşar hektar toprak var ama. Veya onun toprağı daha verimli, benim toprağım daha verimsiz. Bir mesela bir öyle bir yer. Bu hemen bir 10 yıl içerisinde değil ama yüzlerce yıla yayıldığı zaman ciddi bir aileler arasında şeyi getiriyor. Bir başka şey daha var. Bu ilk eşitlikçi toplumlarda daha henüz asker sınıf diye bir şey ortaya tam çıkamadığı için özellikle savaş dönemlerinde herkes kendi donanımını alıyor ve savaşıyor. Yunanlarda biraz sonra hoplitler falan var. Şey. Peki bir de savaş dediğimiz şey gidip de dönmemek var. Gidip de ciddi yaralanıp dönmek var. Bacak kolun kesilmesi var. Gidip dönmedin, hasadını yapamadın, vergiyi ödeyememek var. Gidip dönmedin, döndüm, kolun kesildi, bacağın kesildi, eskisi gibi çalışamamak var. Sonuç olarak aileler arasında giderek eşitsizlikler ortaya çıkmaya başlıyor. Antik Yunan'da mesela milattan önce 6. yüzyılda itibaren kabaca 4 tane toplumsal sınıf var. Kim bunlara bakıyor? Bakın, bu bahsettiğimiz köleler ve şeyler değil. Özgür Yunan yurttaşları arasında bir ayrışma var. Büyük toprak sahibi soylular ortaya çıkıyor. Öpartik diyorlar bunları kendi aralarında. Bunlar toprakları, şansları yaver gitmiş. Bereketli toprakları almışlar. Savaştan geri dönebilmişler. Giderek zenginleşmişler. Ve büyük toprak sahibi soylular var. Ticaret yollarının ortaya çıkmasıyla birlikte doğrudan toprağa dayalı zenginlik değil ama metreye dayalı bir zenginlik var. Büyük ticaret adamları, kent korkası vesaire bunlar ortaya çıkıyor. Toprakları büyük olmayan ama kendi ailesini geçindirebilecek kadar toprağı olan küçük aileler, fakir aileler ortaya çıkıyor. Bir de aynı bugünün kentli emekçileri toprağa falan kalmamış ama zaten köle dedi çünkü özgür Yunan vatandaşı. Dolayısıyla kentte ne iş olsa yaparım diye gezen tepes dedikleri bir küçük de sınıf ortaya çıkıyor. Şimdi antik Yunan dünyasındaki gelişmelerin büyük çoğunluğu bu toplumsal sınıflar arasındaki şeyden kaynaklanıyor, mücadeleden kaynaklanıyor gelişmeler. Buna ilk dönemlerinde büyük toprak sahibi, mesela bildiğimiz siyaset biliminde bugün kullandığımız kavramların %90'ı antik Yunan kökenlidir. Bu şeyde, bu ilk kent devletleri ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra zaten sembolik görevli olan krallar var, bu kralları kovuyorlar, krallık ortadan kalkıyor. Oligarşi dediğimiz bir yönetim. Yani azınlığın yönetimi diyebiliriz. Oligarşi aslında bu büyük toprak sahibi soylular sonra giderek zengin tüccarlarına dahil olduğu bir yönetim tarzı ortaya çıkacak. Ve bu yöneticiler, oligarşi dediğimiz bu yöneticiler, şimdi bakın dikkat edin merkezi bir devlet yok. Atina'nın yöneticileri var, milletin yöneticileri var mesela. Bu yöneticiler toplumu tanrılardan aldıkları kurallarla yönettiklerini iddia ediyorlar. Buna tesmoy dedi. Tesmoy dediğimiz şey sözlü yasalar. Yani yazılı değil bunlar. Yasalar var ortada.
Ve Yunanlılar bu yasalara inanılmaz önem veriyorlar. Şimdi mesela bazı kavramların altını temizlememiz lazım. Antik Yunan dünyasının dışında yaşayan herkese barbar diyoruz. Yabancı anlamda, barbar anlaşılmayan denk kelimeler kullandığı için falan dedikleri düşünülüyor. Ve bu barbarlar niye barbar olarak sordukları zaman biz Yunanlılar, antik Yunan insanları tanrıların koyduğu yasalarla yönetiliyoruz. Esmoyin. Halbuki orada hemen bizim ilerimizde mesela bir Pers İmparatorluğu çıkacak. Onlar tiranlarının iki dudağının arasında. Dolayısıyla biz tanrıların koyduğu yasalarla yönetildiğimiz için biz uygarız. Sivilize için buradan gelin. Giderek nüfusun artması, şeyin karmaşıklaşması, polisin yapısının kaynaşıklaşması, bu tesbuhi denilen şeylerin yazılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü yasalar karışıyor, toplum şey yapıyor, dolayısıyla. Fakat hala bu yasaları yorumlama yetkisi oligarkların elinde. Yani o yönetici azınlığın elinde. Sonra ne oluyor? Bu yasaların bu türden adaletsiz yorumu diyelim, o biraz evvel gösterdiği toplumsal sınıfları, küçük toprak sahiplerinin tepesi vesaire ayaklanmaları başlıyor. Daha fazla hak istemeye başlıyorlar. Biz de özgür Yunan yurttaşıyız, niye aç kalıyoruz diyorlar vesaire. Bunun üzerine yöneticiler diyorlar ki, bakın bu da tarihte çok rastlanan bir şeydir, yaptığınız bir düzeltme bambaşka şeylere soyunmuş açar. Nedir bu? Diyorlar ki bak bu ayaklar baş olmaya çalışıyor, bu fakirler. Drakon'u çağırıyorlar. Drakon o dönemin şeylerinden de bilge hukukçularından bir tanesi. Drakon'a diyorlar ki bize öyle ağır bir ceza yasası yap ki bu ağır ceza yasası biz bu ayaklanan adamları idam edelim, sürgüne gönderelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Yani bunlar çok ciddi cezalar aslında. Drakon tam tarihini bilmiyoruz. 621 ile 624 arası gibi bir dönemde yeni bir anayasal düzenin çerçevesini kurmak üzere görevlendirdi. Ve Drakon bu yasayı yapıyor. Film azalıyor da ben bu... Drakon bir yasa hazırlıyor ki acayip şeyler. Çok ağır. Ve tamamen soylular lehine düzenlenmiş bir anayasal çerçeve atıldı. Fakat şimdi işin ilginç tarafı şu. Hani yasalar tanrıların bize hediyesiydi? Hani insanlar yasa yapamazdı? Eğer demek ki biri çıkıp ağır ceza yasası yapabiliyorsa bir insan, o zaman yasalar da değişebilir demek. Dolayısıyla tanrılardan daha hiçbir yasa yoktur. Yasaların hepsi düzeltilebilir. Drakon o ceza yasasını yaptığı andan itibaren insanların kafası, demek ki biz de yasaları değiştirebiliyoruz ve bir anda bütün insanların kafasına oturdu artık Yunan. Ve tanrıların armağanı kutsal yasalar, insan yapısı yasalar, nomoya geçiş. Önemli artık çünkü şey olarak şunu söyleyemiyorsunuz bakın, o demek ki hemen süngü üzerine oturma hikayesi. Şimdi artık meşrulaştırmak için tanrılardan yararlanamıyorsunuz çünkü Drakon yasa yaptı. O zaman demek ki insanlar yasa yapabiliyor, nomoya geçti. Nitekim hiçbir yasa, istediğiniz kadar ağır ceza yasası yapıp sosyolojik olarak toplumda dengesizlik, eşitsizlik varsa huzursuzluk bitmez. Nitekim Yunanistan'da da bitmiyor. Antik Yunan dünyasında, Atina'da özellikle. Bakın Drakon 621'de yapmış, 624 civarında. 594'da kaç yıl var orada? 30 yıl. 30 yıl Drakon yasasıyla idare ediyorlar ama 30 yıl sonra ayaklanmalar yeniden başlayınca ya bir dakika diyorlar, bizim başka bir şey yapmamız lazım. Anlaşıldı. Ceza yasasıyla idare edemiyoruz. Bu sefer yedi bilgeden biri sayılan Solon'u çağırıyorlar. Ünlü Solon kavramı. İşte bizim bugün Atina demokrasisi dediğimiz o aslında bir garabet, yani kölenin kadın olmadığı o garabetin ortaya çıkmasındaki en önemli adımlardan biri Solon'un attığı adım. Solon diyor ki ben diyor, o çok ilginç bir şeydir onu söyledi. Ben diyor çarpışan iki büyük kuvvetin arasına bir ara bulucu, bir duvar gibi girdi. Herkese hakkını verdi. Yasa yapıyor. Yasa aslında basit bir reform yasası. Yani tetreslere ve alt sınıflara belli şeyler veriyor. İnsanlar siyasal kurumlar ortaya koyuyor. Bunlar çok önemli ama yani bu şey hani sadece bildiğiniz olsun diye. Bir halk meclisi ortaya çıkıyor. Eklesya dedikleri. Bu dört sınıfa bölüyor önce toplumu solu. O biraz evvel gördüğünüz gibi. Bunların hepsinin katılabildiği, yasama yetkisine, devlet yönetimine seçme hakkına sahip bir kurum.
İşte Agora burada önem kazanıyor. Bunlar Agora'da toplanıp tartışıyorlar vesaire. Eklesya geçerken bir genel kültür konusunda. Daha sonra etimolojik olarak şu olacak. Eklesya, eglis yani kilise. Toplanma yeri anlamına gelen hikaye buradan gelecek. Cami de toplanma yeri. Ama etimolojik köken olarak şeyler bu mesela eglis yani şeydeki şeyler gelir, buradan gelir. Şimdi okuduğunuz antik Yunan kaynaklarında bu 400'ler meclisine, bu ne? Bazen 500'ler meclisleri, bazen 400'ler çünkü bunun sayısı birkaç defa değişti. Bir kere 400'ler oldu, bir daha 500'ler oldu. Önemli değil. Burada önemli olan hikaye şu. Halk meclisi diye bir şey var ama, yani o demokrasinin kökeni diye varsaydıkları şey, bunu koyuyorlar ama o halk meclisi aslında işlevsiz 400'den yurt dışına katıldı. Çünkü herkesi toplayamıyorsun, gelen sayısı az oluyor bilmem ne. Esas bütün yürütmeyi yapan bu 400'ler meclisi. Solon'un yaptığı uyanıklık bu. 400'ler meclisi aslında yürütmeyi götürüyor. Burada da üst sınıflar var. Alt sınıflar değil. Dolayısıyla sen alt sınıflara bir söz hakkı tanıyorsun ama aslında yönetim, idare, şey, üst sınıfların elinde. Fakat en ilginç olan şu halk mahkemeleridir. Burada sayıları zaman zaman 501'e kadar ulaşıyor. Tek sayı olmak zorunda. Çünkü karar alırken eşitlik olmaz. Buraya hangi sınıflar olursa olsun yurttaşlar kurayla geliyorlar. Dolayısıyla aslında en demokratik gibi görünen şey, hikaye bu halk mahkemeleri. Şimdi bu ilk dönem Solon reformlarından sonra gene bir ilginçliğe geleceğiz. Burada çok bu detayına vesaire girmiyorum ama işte bazı kelimelerin kullanılma biçimleri ne kadar önemlidir. Şimdi bu gördüğünüz peristratos, tiran diye geçer şeylerde. Resimlerde. Tiran bugün ne diye karşılayabiliriz tiranı? Diktatör. Kötü yönetici. Tek elde toplayan diktatörlük. Peki bu hakikaten böyle bir adam yani bir diktatör zorba falan bir istiratosu. Tam tersine bu mücadele içerisinde çıkıyor ve aslında alt sınıfların temsilcisi olarak geliyor. Ve yaptığı bir sürü düzenleme. Önce bir istiratos sonra aile olarak geliyorlar bunlar zaten. Ondan sonra daha önce bir tiranlığa dönüm var. Ama Aristo'ya baktığınız zaman, Platon'a baktığınız zaman bunlar şey, tiran, diktatör. Buradan nereye geliyoruz? Buradan şuna geliyoruz. Yine öğrencilerimize öğrettiğimiz ilk laflardan biridir. Tamam, yazılı tarihe geçtikten sonra biz tarihte neyin olup bittiğini kağıtlarda okuyarak daha iyi biliyoruz. Ama şunu da sakın unutmayın. Aslanlar kendi tarihlerini yazana kadar avcılar her zaman zafer kazanacaklar. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bu şeyleri yazanlar, okuma yazma bilen düşünürler hepsi üst sınıftan geliyorlar. Dolayısıyla kendi yetkili oligarşiyi dağıtıp peristratos gidip halka aslında peristratos nedir? Popülist bir liderdir. Halka dayanarak, halka belli şeyler vererek daha demokratik bir yapıya kavuşturmuştur. Tek adamdır, tek adam var. Ama tiran değildir, zorba bir diktatör değildir. Ama bütün metinlerde zorba diye geçer çünkü okuma yazma bilenler onlara artık tiran diyorlar. Dolayısıyla bir tarihçilerin en iyi bildiği şeylerden biridir. Okuduğunuz her metne zaten bugün gazete artık hiçbirimiz okumadığı için biliyorsunuz. Okuduğunuz her metne inanmayın. Her yazılı şey doğru değildir. Bakan Ümitler'in Osmanlı İmparatorluğu'nda yazdığı şey, hadi kolaysa padişah yaptı. Hataları yazsın. Kalabilir. Dolayısıyla her zaman o eleştirel gözü içinizde barındırmanız gerekiyor. Bu da öyle bir şey. Peristratos ne yaptı? Yani diktatör dediğiniz adam. Solon'un şeylerine dokunmadı fazla düzenlemelerine. Ekonomik gelişmeyi hızlandıran, aslında yaşam düzeylerini yükselten, işte popülizm diyebileceğimiz bazı şeyler. Hemen arkasından sonra iktidar mücadelesi, peristratosdan sonra devam etti. Kreites, buna da tiran dediler. Halbuki bu da dedi ki sınıflara göre dağılım olmayacak bundan sonra. Şeye göre dağılım olacak, bölgelere göre. Şöyle bölgelere böldü. Burada da çok komik bir şey var. Adam aslında doğru bir şey. Seçim bölgesi dediğimiz şey var ya, seçim bölgelerine göre bölüyor. Yani artık hani üst sınıf, alt sınıf ayrımı olmayacak. Seçim bölgeleri. Fakat bu yerlerde o kadar ilginç bir şey oluyor ki. Üst sınıflar gene Nişantaşı'nda. Alt taşınan var. Yani gene aslında şey olmuyor. Herkes kendi temsilcisi. O bir karma şey olmuyor. Ama en azından niyet önemli diyoruz. Buradan geçiyoruz. Demokraside giden yolu konuşuyoruz. Şimdi tamam güzel. Bu neyi anlatmaya çalıştım şu anda size? O Atina demokrasi dediğimiz şey hangi aşamalarda iç mücadelelerden geçerek buraya kadar geldi? Bunlar ya. Fakat bir de bir dış faktör var demokrasinin, Atina demokrasinin ortaya çıkıp o anladığımız, bildiğimiz Atina demokrasi. O dış faktör de Persler. Şimdi
Bu da çok acayip bir şeydi. Mesela son dönemde Türkiye'de yayıncılık alanına kadar dünya tarihi dediğimiz hikaye, bizim işte uygarlık tarihi veya dünya tarihi, insanlık tarihi dediğimiz alana ilişkin çok güzel çeviriler yayınlanmaya başladı. Green Ponting'in alternatif dünya tarihi, Neil Fogg'un Marksist dünya tarihi, işte şey. Fakat bunların çoğu ya çok amatör, hani solculuk yapayım diye amatörlüğe de bakmanın çok bir anlamı yok. Neil Fogg'ınki ve Chris Hardman'ınki biraz öyle. Green Ponting'in çok iyi ama çok hani amatör için çok yorucu bir okuma. Klasik şeylere baktığınız zaman dünya tarihi, mesela Persler'e şu bir başına küçücük bir şey söyler geçer gider. Ya çok ciddi bir uygar yani. Atin şeye Yunan'a, Antik Yunan'a ayırırlar 50 sayfa, 60 sayfa. Pers İmparatorluğu 5 sayfada geçer gider, 5 sayfa bile tutmaz. Pers İmparatorluğu o dönem çok büyük bir uygarlık adamı olarak büyüdü. Giderek Anadolu'ya yayılmıyor. Millet ilk defa ayaklanacak Perslere karşı. Burayı yakıp yıkacaklar Persler. Şöyle baksanız, devasa bir imparatorluktan söz ediyoruz. Yaklaşık 500'lerde. Şimdi o Antik Yunan'a veriyorsun saygılığı. Bu bütün şeylerde, metinlerde dediğim gibi klasik metinlerde. Bu da Avrupa merkezci bakış açısının bir şeysi aslında. Bu Perslerin saldırısı Antik Yunan dünyasındaki kent devletlerinin ilk defa çok yakın işbirliğine girmesi. Bunlar aslında genelde ticaret dışında sürekli bir rekabet halindelerdi. İlk defa bu kadar çok işbirliğine gidiyorlar ve bir binek birliği de, bir birlik kuruluyor İonya Birliği'nin. Evet. Buna bir askeri dayanışma diyebiliriz, işbirliği diyebiliriz. Perslere karşı direnmeye çalışıyorlar. 10 yıl sonra Serses komutasındaki büyük Pers saldırısı. Şimdi onu anlatmadan şurada geleyim. 300 Spartalı'yı hatırlayanınız var mı seyredeniz? Şimdi bakın, üçkağıtçılık nasıl yapılır? Şimdi film doğru bir şey mi anlatıyor, doğru bir şey anlatıyor. Şuradaki savaşı anlatıyor. Yok, Termofik. Şu Perslerin gelişiyordu. Şu ünlü savaş var, şu ünlü Termofik geçti, şu yukarıda gördüğünüz. Termofik bir geçit. Çok dar bir geçit. Pers ordusu onun önlerine kadar geliyor. Bu askeri birlik sırasında Sparta ile Atina'da çekişmeyi bırakıyorlar. Hakikaten Spartalılar geliyor, orada direnişi başlatıyor. Ve hakikaten son şeye kadar da orayı salınıyorlar adamlar. Yani tarihte bir kayıtlar böyle. Orada 10 bin kişilik ordu, yani 200-300 kişilik Spartalı tarafından durduruluyor. Buraya kadar bir sorun yok. Filmde onu anlatıyor. İyi de arkadaş, şimdi Serses dediğimiz adam şu sağdaki. Bu Serses ne? Bu filmde bir Serses. Şimdi bak, Sparta filmi hatırlayın. Bu Hollywood üçkağıtları ve şeyler, ideolojik arka plan böyle. Bu demin anlatmaya çalıştım işte o Avrupalı şeyler nasıl Spartalılar, filmi seyredenler hatırlayacaklar. Hepsi baklava. Evet. Ah, böyle yakışıklı. Pers ordusu nasıl? Acayip emin bir kamburlar var, şeyler var. Yani Pers peşinden yapmış. Doğru. Bu ne? Bu efemine. Efemine Serses. Bu biliyorsunuz şey gibi böyle. Yani tamamen şeyi aşağılamak için kurgulanmış. Yani Persler doğru böyle. Ya anlattığı şey doğru ama kafanın arka planına verdiği şey başka. Yani o Antik Yunan nasıl güce bir yaratıklı. Bak bizim adamlar bile. Filmin son şey sahnesini hatırlayın, o bile inanılmaz sembolizm içerir. Çıkar o şey, Spartalı'nın Leonidas, mızrağı alır, şeye fırlatır Serses'e. Serses yanağından façayı alır. Serses, efendim, orada simgelenen şey mızrak da erkeklik sembolü. Fantik bir sembol, erkek egemenliği aslında. Doğu, dişi, efemine, bunlar bozuk. Ve ona façayı atıyor. Sembolizmle insanların arka planında yani kafayı şey yapıp bambaşka bir şey anlatıyor. Anlatma şey doğru mu? Doğru. Sembolizm tamamı üç kağıt. Savaşlar sonucunda Persleri durdurmayı başarıyorlar. Maraton hikayesini biliyorsunuz değil mi? Maraton savaşıyla ilgili haberi götür. Şimdi şu hikaye şöyle. Olimpiyatlar diye bir şey var.
Milattan önce 700'lerden beri şey yapıyorlar olimpiyatlar. Olimpiyatlar aslında bugün bildiğimiz modern olimpiyatlara çok benziyor. Fakat burada aslında olimpiyatlar dediğimiz şey aslında şehir devletlerinin birbirlerine bir gösterişi. Hani nedir bunu modern devletlerde şöyle düşünebilirsiniz. Hani ulusal günlerde geçit törenler yapılır ya, şimdi bu ordunu çıkartırsın askerler en tören şeyi kıtaları çıkar. Arkasında en güçlü silahlarını, füzelerini, tanklarını dizersek. O nedir barış döneminde diğer devletler, bak oğlum bana dokunmayın. Bende bunlar var. Dokunursanız kötü bir savaş. Herkes gösterir kendi gücünü. Kent devletleri de birbirleri arasında rekabette şeyi göstermek için olimpiyatlar biraz var aslında. Hani bak bende bunlar var. Bak çünkü sizin olimpiyat dediğiniz şey spor oyunlarının büyük çoğunluğu aslında savaştan apartılmış şeyler. Disk atma, mancınık atma, cirit atma, mızrak atma. Eski gün kılıç, güreş, güç şeyi, at yarışları, atabilme vesaire. Bunlar yapılıyor. Ve orada olimpiyatlar döneminde Delf hikayenin çağrısıyla başlar olimpiyatlar, o dönemde savaşmak kesinlikle yasaktır. Dışlanırsın şeyden. Ve herkes oraya gider şey yapar. Şimdi buna niye anladım? Şuradan bu maraton savaşından sonra Atina ile maraton arası 42 savaşın yapı 42 kilometre. Atina'ya haberci gönderiyorlar. Haberci Atina'ya kadar koşuyor, acile bekliyor, orada ölüyor. Çatlayarak. Ondan sonra olimpiyat oyunlarına maraton yarışını koyuyorlar. 42 diyor ki savaşa hazırlıyor. Hani hikaye bununla ilgili bütün o şeylerde. Arada geçerken böyle de bir genel kültür yaptık. Şimdi Pers savaşları çok ilginç biçimde demokrasinin önünü açıyor. Niye? Çünkü daha önce alt sınıflar mesela şimdi adamlar şöyle bir şey yapmıştı Solon'dan beri, diğerleri de yaptılar. Alt sınıflara temsil hakkını da tanıdılar. Fakat hala da önemli idari görevler, arkonluk vesaire, bunlar 9 tane arkon seçiliyor. Bunlar önemli dış görevleri vesaire yapan insanlar, idari görevleri. Bunlar hala üst sınıflarda. Fakat savaşlarla birlikte şu bilinç de ortaya çıkmaya başlıyor. Şehrin savunusunu hep birlikte yapıyoruz, hep birlikte ölüyoruz. Niye diğer ayrıcalıklar var? Bir bu bilinç ortaya çıkıyor. İki bir de zorunluluk ortaya çıkıyor. Çünkü soyların çoğu da ölüyor. Yani artık sürekli soylu bulabileceği bir şey kaldı. Dolayısıyla o çeşitli soyluların yapabileceği görevlerde halka açılmaya başlıyor. Pers savaşlarının en büyük etkisi bu oluyor demokrasi. Ve de o zamana kadar alt sınıflara kapalı olan memurluklar hemen hemen herkese açık hale gelmeye başlıyor. Bundan sonraki hikaye biraz şey. Artık dağılışa gideceğiz yavaş yavaş. Yunan rüzgarlarının dağılışına. Milattan önce 478'de Atina diyor ki ya arkadaşlar diyor, Pers tehlikesini atlattık ama hemen daha böyle bir tehlike gelebilir. Ne yapalım? Diyorlar ki birlikte ortak bir askeri güç oluşturalım. Peki bunu nasıl finanse edeceğiz? İşte her şeyi kendi şeyinden, hazinesinden belli bir miktarı verecek. Bunu ortak olarak yöneteceğiz. Şurada Delos Adası'nda adayı seçiyorlar Delos Adası'nı. Ve bütün bu şu ittifakta görüyorsunuz. Bu sarıyla gördüğünüz bütün şeyler ittifaklar. Bunlar Attik Delos Birliği dedikleri bir birlik kuruyorlar. Olası bir savaşa karşı. Fakat kimi tarihçilerin en büyük emperyalist şey diye nitelendirildiği Atina burada bir başka şey yapıyor. Kısa bir süre sonra diğerlerini hegemonyası altına alıyor. Delos adasında bulunan birlik hazinesini alıyor, Atina'ya taşıyor. O bugün Atina'ya gittiğinizde gördüğünüz o görkemli bütün eserler aslında o birlik hazinesinden yapılan. Atina'da demokrasi iyice çünkü zenginlik artık ama artık fakir de yok zaten. Atina bir bahtiyar oluyor. Buna kim karşı çıkacak tabi? Doğal olarak Sparta diyor ki sen ne yapıyorsun? Ve yaklaşık 431'den 404'e kadar sürecek olan 27 senelik bir savaş, Peloponnes Savaşı. Burada yeşille gördüklerimiz Sparta ve onun ittifak kurduğu kent devleti bölgeleri. Morla gördükleriniz, sarıyla gördükleriniz Atina ve onun ittifakları. Morla gördükleriniz ve tarafsız kalan kent devleti. Bu çok yıkıcı bir savaş oluyor. 27 yıl sürüyor. İşte biraz evvel bahsettiğim mesela bizim Uluslararası İlişkiler bölümlerinde okutulan kitapta Türkçe edebası, belge edebası, Peloponnes Savaşları, işte Tükidides yazıyor. Buna şey derim mesela, savaşların ilk realist gözle açıklanması, neden sonuç ilişkileri açısından vesaire. Sonuç, 27 yıl sürecek şey savaşlarından sonra
yavaş yavaş kent devleti şeyi dağılmaya başladı. Şimdi çok kısa bir özür. Buraya kadar niye anlatmışım? Bundan sonra başka bir şey yapacağım çünkü. Şu ana kadar sosyal gelişmeleri konuştuk. Yani neler oldu, ne tür sınıf mücadeleleri, hangi aşamalardan geçti, demokrasiye nasıl varıldı vesaire. Hiç daha şu anda daha bak felsefecileri konuşmadım. Şimdi geriye döneceğiz, şu kronolojiyi aklımızda tutarak. Hangi dönemde kim çıktı ve neye istinaden çıktı? Yani o sosyal gelişmeler, o sosyolojik gelişmeler insanın düşünce dünyasında neleri değiştirdi? 8. yüzyılda canlanma, zenginleşme, köle akışı, bir şey daha, çok önemli bir şey daha. Burada bak unuttum mu, bunu da söylemezsem. Şimdi neden bahsettik Atina'nın bu kadar bilinirliğinden vesairesinden, düşünürlerin ortaya çıkıyor? Bilgi dedik ki coğrafi olarak çok avantajlıydı. Zeytin ve özellikle üzüm yetiştirmesi şarap ve zeytinyağı üzerinden ticarete şeyi sağladı, bir zenginleşmeyi getirdi. Peki, oradan köle akışı hızlandı, köle satın aldılar, gündelik işleri köleler yapıyor. Dolayısıyla Atinalı özgür yurttaşa boş zaman kalıyor, bunlar da söyledik. Ticaret sayesinde diğer uygarlıklardan bir sürü bilgiyi de alıp sentezleyebiliyorlar. En önemlilerinden bir tanesi de merkezi iktidarın yokluğunda bu düşünceleri çok rahat da ifade edebiliyorlar ve hatta öğretebiliyorlar. Yani okulları var biraz sonra, göreceğiz her gün okullar vesaire. Bir şey daha var. Paraca zenginlik gelmeye başladıktan sonra bir şey daha oluyor. Meteikos dediğimiz bir sınıf çıkıyor ortaya, yabancılar. Bunlar köle değil. Ama özgür yurttaş gibi bunların şeye hakkı da yok öyle. Hani oylamaya gireceğim, yönetim. Bunlar aslında diğer uygarlıklarda önemli uzmanlık alanları olan dönemine göre, piramit yapımında çalışan mühendis gibi veya mabilin düşünürleri, paraya geliyorlar. Yani beyin gözü dediğimiz şey var ya, burada zenginlik var, ben buradan para kazanırım. Dolayısıyla bir de onların bilgi birikimleri de ekleniyor bu işin içerisinde. Bunu da kapsadığınız zaman aslında tamamen sentezlenmiş bir alanla karşı karşıyayız. Ve şeyleri konuştuk. Solon reformları, Arkas Campus Stratus, Cleites, Perseus üstünlüğü, bütün bunlar demokrasiyi ortaya çıkartan şeyler. Atikteros Birliği, 27 yıl sürecek savaşlar ve artık ondan sonra yavaş yavaş antik Yunan dünyasının yok oluşuna doğru gidiyoruz. Nereden başlayalım? Demek ki bu esas bizim antik Yunan dediğimiz hani şeyi, Kiklad'ı, Minos'u, Mitel'i bir tarafa bırakıp 8. yüzyıldan başlayıp 400'lere kadar devam eden, 400'lere şey, 300'lere doğru da artık tamamen ortadan kaldıran aslında 500 senelik bir dönemden söz ediyoruz. Güzel. Şimdi, ilk dönem. Ne dedik? 8. yüzyıl, zenginleşme başladı. Kent devletleri birleşiyorlar, ticaret yolları. Milattan önce 6. yüzyıl. Artık köleler de geldi, boş zamanlar. İlk karşımıza kimler çıkıyor? İlk karşımıza çıkanlar aslında tırnak içerisinde toplumla ilgili bir şeyler üretmiyorlar genelde. Fakat aslında toplumsal ilerlemede önemli katkıda bulunacaklar, bilekliler. Doğa filozofları dediğimiz bir grup ortaya çıkıyor. Bunlar aslında yaptıkları şey, bileklilerin biraz evvel size anlatmaya çalıştığım şey. Bilekliler tam özgür bir ortamda. Devlet yok. Öyle yok, ben Tanrı'dan hakkını aldım dediğim bir kral yok. Düşünce geliştirmeye başlıyor. Hem de tanıdığınız isimler. Ya işte bunlar. Thales, Anaximandros, Anaximenes. Efendim hiç de hiçbir şey olmaz. Şimdi bunların bugün söyledikleri şeyler bize tamamen saçma gelebilir. Yani zaten şeyi arıyorlar. İlk sordukları soru evrenin özü ne, dünyanın özü ne falan. Diyor ki işte biri diyor şey sudur diyor, biri diyor ateştir diyor falan. Anaximenes her şeyin kaynağında hava var diyor. Anaximandros doğaüstü diye bir kitap yazıyor vesaire. Fakat bunların ortaya attığı, Thales mesela büyük ihtimalle Mısır'dan öğrendiği matematiği formülleştiriyor. Yaptığı şey. Ve diyor ki ya diyor, işte o biraz evvel anlattığım şey, ya diyor depremler diyor aslında diyor kara parçaları suyun üstünde duruyor. Bu suda dalgalanma olunca deprem oluyor. Şimdi dediği şey saçma ama dediğim gibi şeyi söylüyor. Yani, Tanrı'ya bağlamıyor, başka bir şeye bağlıyor. Dolayısıyla her birinin yaptığı o genel kurallama aslında Tanrı'larla duyulan o inancın giderek geleneksel bir düzeyde kalmasına, yani her şeyi Tanrı'dan beklenmiyor ama tam bunlar var, Zeus'u da sevelim sayalım ama yani o kadar da değiliz. Şeyi hepimiz hatırlıyoruz, hep diyoruz. Yani mesela şeyi konuştuğumuz zaman, Marx'ın doktor tezi nedir? Demokritus ve Epikür'ün düşüncesi üzerine bir doktor. Marx aslında daha sonradan geliştireceği birçok şeyi bu antik Yunan metinleri denilen metinleri okuyarak geliştirdi.
Diyalektik dediğimiz şeyi ortaya çıkardığında işte hayat diyoruz gibi şeyler. Zıtları dili, her şey. En önemli söylediğimiz Pantarei, her şey akış halindedir. Aynı nehirde iki defa yıkanamazsınız. Sizin nehirinizde su akmıştır. Aynı zamanda siz de bazı hücreleriniz ölmüş, bazıları yerli her şey. Eskisiz değilsiniz. Dolayısıyla değişmeyen tek şey değişimdir. Karşılıklarımızı dönüyor. Vesaire. Güney İtalya. Pisagor. Mesela Pisagor'un yaptığı şey bunu anlatmadan geçerlerken adam Mısır'a gidiyor, Mısır dilini öğreniyor. Oradaki parşömenleri, piramit yapımı vesaire. Ondan sonra geliyor Hipotenüs'ü tanjantı anlatıyor size. Hipotenüs, kosinüs, tanjant bilmeden piramit bitebilir misiniz? Üstelik de o taşlar kilometrelerce öteden devasa bloklar halinde getiriliyor. Orada şey yapılıyor, onları taşımak, onları o karada yürütmek, taşların olmadığı çölün ortasında o piramidi yapmak. Bunlar çok önemli, mühendislik ve matematik bilgileri. Onları gidiyor öğreniyor adamlar. Şeyi anlatmıştım ya, o hayal ilginç duymadan bir kere de geçer gibi şeyi çözdüler, bir türlü şeyi çözülemiyordu. Bu tanrıların vadisi var ya Mısır'da, bir tane büyük şeyler tapınaklarınız olmuş, orada bir tabi şey var. Lüksor. Orada bir tane büyük mabet var. Mabedin dikey taşları 40 metre sütunlar. Fakat onların üzerine bir de yatay taş koymuşlar. Ya şimdi herkes diyor, ulan nasıl bir şey yani 40 metre taşın üzerine vinç yok, bir şey yok. Nasıl bir düzen eklesen bu 40 metre üzerine bu taşı koydun? Yıllardır bunu düşünüyorlardı. Hatta bu şeyi hatırlarsa, yaşı benden büyük ama Elif Bondariken diye bir tanrıların arabaları falan yazmıştı. İşte o dönemde çok modaydı. Mısırlılar aslında şeyler geldi, uzaylılar geldi, öğretti falan diye. Çünkü onu çözemeyince bizde de şey artık ya tanrılar yapmıştır işte falan. Poseidon yardım etmiştir moduna. Çözdüler adamlar bunu yeni şeyler. Yani bu yeni teknikler sayesinde. Adamlar ne yapmış? Çölün kumunu almışlar, mabedin içine doldurmuşlar gibi yokuş halinde. Yokuştan sütunu çıkartmışlar, üstüne koymuşlar, sonra o kumu boşaltmışlar. Olay bu kadar basit. Fakat bütün bunları düşünmek, yani çok ciddi bir matematiği beraberinde. Evet, Pisagor bunu öğreniyor işte. Empedokles. Adamın hayatında benim en sevdiğim şey, şu hakikaten adam çok ciddi bir bilim insanı. Yani. Şimdi deneye ve gözlemleme şey, adam yanardağda şeyi gözlemlemek için patlayan yanardağ kraterine çıkıp oradan düşüp ölüyor. Şimdi, neyle karşı karşıyayız? Neyi anlatmak istedim? Bunlar bir burada oturup da uzmanlık alanı olan siyasal düşünce ve felsefeden şunu anlatmaya çalıştım. İlk dönem filozoflar, düşünceler ortaya çıktığında bakın toplumla ilgili kimse bir şey söylemiyor. Aslında yaptıkları şey şu. Doğa olayları nasıl oluyor? Evrenin işleyiş mekanizması ne? Aslında bir yandan aynı dönemde Drakon yasa yapıyor. Demek ki tanrılar yasa yapmaz. Tanrıların hükmü yavaş yavaş kalkıyor toplum. Şey ya yani doğa olayları denilen şey Poseidon mu yapıyor bu? Hayır fırtına öyle değil böyle hava yer değiştiriyor falan gibi düşünceler. Dolayısıyla ilk ortaya çıkanlar bunlar. Tabii bunlarla birlikte bizim tanrılarda doğa filozofları. Şimdi eskiden ne vardı? Teojeniye diyorlar eski. Eskiden tanrıların doğuşunun açıklanması. Zeus nasıl doğdu? Olimpos dağından nasıl geldi? Hades, Poseidon. Kim kimin oğlu, kim kimin şeyi, kim kontrol ediyor? Buradan başka bir şeye geldik. Kozmogonya. Evrenin açıklanması. Artık çünkü tanrılar üzerinden evren açıklanmıyor. Artık evren doğa filozoflarının attığı o tohumlarla evet burada bir mekanizma, bir yasalar, bir kurallar birliği var. Bu aslında tırnak içerisinde şöyle bir şey söyleyeyim. Batı düşüncesinin izleyi buradan başlıyor zaten. Yani daha sonra aydınlanma diyebileceğimiz döneme gidene kadar ki hikaye buradan başlıyor. Şimdi ne dedik? Dedik ki bu ilk dönem filozoflar fakat bu arada içeride sosyolojik olarak başka bir şeyler oluyor. Darbeler oluyor, Pisistratos başa geçiyor, oligarklar atıyor, Solon reformları oluyor falan filan. Derken yeni bir tip filozof ortaya çıkıyor. Fen bilimleri laikleştikçe, tırnak içinde tanrılardan kurtulup sekülerleştikçe toplum bilimleri de artık sekülerleşmeye başlıyor. Ve Sokrates'in söylediği laf çok şey, Sokrates'in söylenen laf, filozofların gözlerini gökyüzünden yeryüzüne çevirmelerini sağlıyor. Şimdi artık doğa filozoflarının yanında bir de topluma ilişkin düşünceler üreten filozoflar ortaya çıkıyor.
bildiğimiz okul laikleşme sırasında ilk ortaya çıkan, özellikle demokrasinin gelişmeye başladığı dönemde ilk ortaya çıkan düşünür ekolü diyebileceğimiz sofistler. Sofistler aslında bilgi sevenler demek. Bunlar çok fazlalar. En tanınmışları Protagoras, Gorgias gibi isimler. Birbirine bağlı 4-5 adımlar biraz demokrasi savunuculuğu falan diye de anlatılırlar. Ne anlama geliyor sofistler? Aslında şeye baktığımızda 4 farklı adım var. Bilgilik işi, siyasal yaşam öğretmeni, retorik hitabet ustası, safsatacı demokrat. Nereden geliyor şimdi bu 4'ünden? Hele 4'ünüsü ne alaka? Sofistler genelde metekoslardan çıkıyor, yani yabancılardan. Bunlar bilgi. Aslında burada varmaya çalıştıkları nokta şu, biraz da şey, bilgi iktidardır. Hele ki demokrasi dönemleri, yani siz gidiyorsunuz bir şeyde, demokrasi artık gelişiyor, artık şeyde toplanıyorlar, agoralarda toplanılıyor. Orada tartışmalar yapılıyor. Burada bilgiye sahip olmak son derece önemli. Dolayısıyla bilgi de insanda olan bir şey değil, öğretilebilen bir şey. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda paralı öğretmenlik yapmaya başlıyorlar. Kime paralı öğretmenlik yapıyorlar? Zenginlerin çocuklarına genelde. Bunlara bilgilerini öğretiyorlar, siyaset bilgisini öğretiyorlar. Bunlar aynı zamanda retorik ustası, hitabet ustası. Çünkü düşünsenize agorada 1000 kişiye hitap ediyorsunuz. Veya mahkemede yargılanıyorsunuz, karşınızda 501 tane jüri var. Ne kadar iyi konuşabiliyorsanız, ne kadar karşınızdakini etkileyebiliyorsanız o kadar önemli. Fakat sonuncu anlam, safsatacı yani bizde demagog diye bildiğimiz hikaye, bu nereden geliyor? Burada Sokrates söylüyor bunları. Niye söylüyor? Bakın bugün hala çözemediğimiz bir hikaye üzerinden söyleniyor. Bugün de demokrasilerin sorununda hala çözemediğimiz şey. Demagoglar. Yani bilgi, bu öyle bir aşamaya geliyor ki hitabet ustalığı ve bilgiyi çarpıtarak sürekli kendine halkı çıkartma, aslında kendi çıkarlarına göre halkı sürükleme anlamına geliyor. Şimdi çünkü bunlar retorik ustası oldukları için hani şeyler münazara gruplarında vardır ya, sanat sanat için bile, sanat halk için bile, iyi konuşan biri bunu da savunur, bunu da savunur. Adamlar onu yapıyorlar. Çok iyi ifade ustaları. Dolayısıyla aslında demokrasiyi yozlaştırıyorlar diyor şey. İnsanlara yalan söylüyorlar ve yalana sevk ediyor. Bu da demokrasinin giderek yozlaşmasına neden oluyor. Şimdi 2-3 tane hikaye var burada, bunlar açısından bakıldığında. Bir tane hikaye şu, sonradan anlatılan, Sokrates'e, sofistler de Sokrates'e at sineği diyorlar. Niye at sineği diyorlar? Şimdi Sokrates'e şey demişler, bu arada demin konuştuğumuz konudaki gibi, temtel hikaye, yani nereye yazıldı hikayesinde yazılar, mesela Sokrates'in hiç bir yazısını bilmiyoruz aslında. Çünkü Sokrates'i biz nereden öğreniyoruz? Bunu onun yazısı falan, onu Platon'dan biliyoruz. Çünkü öğrencisi. Aristo'dan biliyoruz, bir de şeyden biliyoruz. Sofistlerin buna karşı yazdıklarından. Dolayısıyla önümüzde bir Sokrates figürü çıkıyor. Belli ki biraz rahatsız edici bir adam. Mesela buna şeyi soruyorlar. Diyorlar ki, Dert hikayeyle gidiyorlar. Diyorlar ki, Antik Yunan dünyasının en bilge kişisi kimdir? Dert hikayeyle Sokrates'tir. Diyorlar. Yani senin için bunu söyledim. Yani lan bilgi alıyor. Ben diyor bildiğim yegane şey hiçbir şey bilmedim. Ve size bunu ispatlayacağım, sokağa çıkacağım da benden bildiğini en az 3 kişiyi sizin karşınıza çıkartacağım. Ve sokağa çıkıyor, hapsileyle kalkıyor, oradan gidiyor. Bulduğu herkese yapışıyor. Sorular soruyor vesaire. Kimseden, herkes bildiğini söylüyor ama herkes yanlış şeyler. Ve sonuçta Sokrates o şeyi söylüyor ya, şimdi anladım diyor ya, neden bildiğini? Çünkü ben bilmediğimi biliyorum. Onlar bildiğini varsa aslında bilmiyor. Bu tür meseleler aslında hikaye yaşayan bir mesela şu Protagoras'ın bir şeysi vardı. Mesela o da demokrasiyi nasıl anlatıyor? Bakın demokrasiyi de tanrılarla anlatıyor. Prometheus ve Epimetheus, iki kardeş Prometheus'u hepiniz hatırlayacaksınız. Şimdi Prometheus ve Epimetheus, Zeus insanları dünyayı yaratıyor, canlıları dünyaya koyuyor. Ve canlılar çılçıplak dünyadalar ve dünyada inanılmaz tehlikeler var, ormanlar, şunlarla vesaire. Prometheus ve Epimetheus'a görev veriyor, diyor ki gidin diyor bu sandıktaki diyor şeyleri diyor canlılara dağıtın ki dünyanın doğasında ayaklı canlı olarak kalabilsinler. Olimpos dağından, tanrıların dağından inen Epimetheus, Prometheus'u beklemeden şey yapmaya başlıyor. Sandığı açıyor, önündeki sıradan gelene bir geyiğe boynuz veriyor, ayıya pençe veriyor. Genel her hayvana uygun bulduğu bir şeyi veriyor. Sıranın en sonunda insan. İnsan bir geliyor ki, dengesiz dağılmış herifleri, insana hiçbir şey kalmamış. Çılçıplak, bomboş ayakta insan. Hiçbir savunma şeysi yok, hiçbir şey doğaya uyum sağlayabilecek bir şey yok.
Bunu gören Prometheus insanın yok olacağını düşünüyor ve Olimpos dağına çıkarak tanrıların ateşinden çalıyor ve insana veriyor. Sonra biliyorsunuz cezalandırılıyor. Sonra insan ayakta kalıyor vesaire. O ateş sayesinde diğer canlılardan korunmayı başarıyor ve ayakta kalmayı şey yapıyor. Fakat bu sırada da kısır bir bölgece sürekli birbirleriyle savaşıyorlar. Zeus bakıyor ki bu insanoğlu rahat durmayacak, tekrar görevlendiriyor. Diyorlar ki, gidin diyor bu insanoğluna siyaset bilgisini öğretin, siyaset zanaatını öğretin. Soruyor, bunu belli insanlara mı öğretin, yoksa hepsine mi? Hayır diyor, siyaseti diyor, hepsine öğretin ki hepsi yapalım. Bu hikayeyi anlatan Protagoras. Niye anlatıyor bunu? Demokrasideki herkesin yönetebileceğini, siyasetin öğretilebileceğini, öğrenilebileceğini ve herkese bu siyaset bilgisine ulaşabileceği şey. Dolayısıyla aslında bunlara baktığınız zaman bunlar 20-25 tane ayrı düşünür. Hatta iki döneme uzmanları ayırıyorlar vesaire. Ben o kadar şey değil. Ama bunlara baktığınız zaman şunları görebiliyorsunuz. Yani içinde mesela Nietzsche'nin düşüncelerine öncelik edenler var. İçinde liberallere öncelik edebilecek düşünce kırıntıları da bulabiliyorsunuz. Marx'a gidebilecek düşünce kırıntıları. Yani çok farklı şeyleri düşünüyorlar ama ortak olarak bunları savunuyorlar. Bilgi iktidarda dolayısıyla bilgiye sahip olmak, siyaset öğretilebilir ve siyaseti herkes yapabilir. Buna karşılık antik Yunan'ın üç büyükleri. Bunlar ne zaman ortaya çıkıyorlar? Bak çok ilginç hikaye bunlar. Çünkü siyasal düşüncede bir düşünce her zaman ihtiyaç olduğu anda ortaya çıkıyor. Şimdi bunları yazdığı kitapları hatırlayın. Devlet. Niye? Peloponez savaşları başlamış, kent devleti çöküşe geçmiş. Şimdi arkadaşların derdi şu, kent devletini nasıl kurtaracağız? Hepsi devleti kurtarmak için. Sokrates diyor ki, Sokrates'e şey derler. Yani bu adam aslında otokrat, notokrat falan. Tam öyle bir şey değil. Söylediği şey şu diyor ki, yahu diyor, malınızı bir yere göndereceğiniz zaman en iyi kaptanı arıyorsunuz, gemiyi batırmadan götürüp getirecek. Hastalandığınız zaman Asklepionlara gidiyorsunuz, en iyi doktoru bulmaya çalışıyorsunuz, sizi iyileştirsin diye. Devleti yönetmek için orada bulduğunuz adamı ev kaldırıyorsunuz, siz hasta mısınız? Sokrates'in sorduğu soru bu. Bu da bize Aysun Dereci'ye getiriyor. Dağda bir çoban doyuyla benim uyum bilmem. Çözülemeyen sorunu hala duruyor. Fakat Sokrates'in burada söylediği şey şöyle bir şey değil. Yani onu otokrat hikaye, çünkü yozlaşmayı görüyor. Yani şeylerin, sofistlerin yaptığı şeyde ya diyor ki siz artık retorik olarak yani bu devlet yönetimine her türlü yalanı ve popülizmi yapıyorsunuz. Bu doğru değil. Ve Sokrates'in anlattığı daha sonra Platon'dan öğrendiği hikaye şu ki aslında Sokrates'in savunduğu şey ailelere, zenginliğe dayalı bir şey değil. Erdemlilerin yönetmesi, ahlaklıların yönetmesi. Başka bir hikayeyi anlattı. Erdem, ahlak ve liyakat bir araya geldiği zaman diyor bu devleti yönetebilirsin. Yoksa çöküyoruz işte diyor. Platon niye anlatıyor? Ya diyor Platon bunu biraz ideal devlet modeline getirmeye uğraşıyor. Yani yozlaşıyor diyor bu diyor. Bir kere diyor devleti kim? Üç tabakaya ayırıyor. Üreticiler. Bunların diyor özü bakır. Platon'muş. Koruyucular. Askerler. Aslında bunlar. Bunlar evlenmeyecekler. Bunlar kesinlikle mal sahibi olmayacaklar. Adam dinleyecekleri müzikten tutun, yapacakları spor oyunlarına kadar hepsini yazıyor Platon. Neden? Çünkü ailesi olursa devletin çıkarlarından önce kendi çıkarlarını düşünür. Ticaret yaparsa kendi çıkarını, devletin çıkarını düşünür. Bunlar tamamen devlete bağlı sporcularsınız. Ve en üstte filozof krallar. Bunlar altın, özü altın olan eşit. Şimdi bir parantez. Tamamen bir şey. Mesela Platon'un düşünceleri antik Yunan'dan sonra Anadolu topraklarında da bilmiyordu. Eflatun diye bir adam var Platon. Eflatun'un düşünceleri. Peki Platon'un ideal devletindeki bu düzen size neyi hatırlatıyor? Yozlaşmadan evvelki Osmanlı şey sistemine benzemiyor mu? Devşirmeleri toplar. Evlenmekle şey yasak, ticaret. Bunları iyice eğit. Bunlar tamamen devlete bağlı. Dolayısıyla böyle Osmanlı İmparatorluğu'nda beylik çıkıp ben ayrıldım, feodal oldum falan diyemiyor Yeniçeriler diye basıyorlar. Ve bir okul bunların içerisinde en iyileri, Enderun, buradan çıkacak olan en ustalar da devletin yönetimi, ilkeler. Şimdi bu mekanizma, şimdi bakın nasıl etkileşim, ne demek? Bu biliniyor.
yani tesadüfen bulmadılarsa Platon'un, Eflatun'un düşünceleri antik Yunan dünyasından sonra özellikle 600'lü, 700'lü yıllar Abbasiler, 800'lü bunları çevirdikten sonra bu arkadaşlar bunları okumuşlar yani bilinen şeyler bunlar. Sokrates o biraz daha ideal devlete değil, ya eldekini kurtaralım derdinde. Gidiyor, Atina gidiyor elinden. Sokrates gidiyor, bütün şeyleri inceliyor. Diğer devletlerin yönetim biçimleri vesaire, o biraz daha bugünkü siyaset bilimine benzer bir şey. Karşılaştırmalı siyaset bilimleri yapmaya çalışıyor. Ve en uygun anayasayı bulmaya çalışıyor. Bir kere diyor, nerede çokluk orası işe yaramaz. 10.000'den fazla olmaması lazım bu kent devletinin nüfusu. Demokrasi evet yozlaşmış bir rejimdir ama gene de bunu biz sağından solundan oynayarak düzeltebiliriz falan gibi. Fakat üçünün de ortak noktası erdem, ahlak, liyakat. Bunlar olmadan diyor devlet yönetemiyor. Çöküyor gidiyor devlet. Sonra artık Atina'nın çöküşü. Peloponnes savaşları bitti. Atina gidiyor. Kent devletleri çöküyor. Yeni bir dönem başlayacak. Bu dönemde yeni bir akım başlıyor. Stoacılar. Şu gördüğünüz sütunlara Stoa diyor Yunanlılar. Stoacılar bu sütunların arasında yürüyerek ders yapıyorlar. Kurucusu Kıbrıslı bir adam, Zenon. Üç tane önemli şey var. Getirdiği yeni düşünce var ki bu daha sonraki bütün tarihi sanayi devrimine kadar etkileyecek olan bir şey. Bir kozmopolizm. Nedir kozmopolizm? Şu, artık Yunan dünyasındaki her güçlü polisi kutsallaştırıyor. Ve polis için, Sokrates biliyorsunuz, sürgüne karar verdiler. Yani tanrılara hakaret ettiği gerekçesiyle bu mahkemede yargılandı. Dedi ki sürgüne gidilir. Pardon, ölüm cezası. Sonra baldıran zehri içecek kendisi. Şey geliyor öğrencilere, aslında istemeyerek yapıyorlar. Yani Sokrates bunlarla dalga geçmese affedecekler. Sonuçta dalga geçiyor vesaire. Bunu ölüme mahkum etmek zorunda kalıyorlar. Fakat yine de bunu öldürmek istemiyorlar. Ve öğrencilerine gönderiyorlar. Bak ay tutulmasında günü var. İdamı erteliyorlar ay tutulması günlerinden. O gün alın kaçının Atina'nın dışına gitsin. Reddediyor. Polisin dışında ben bugüne kadar her şeyi polis verdi. Ben polisten ayrılmak diye de kendisi balgar zeytin. Bir ortalama zihniyeti anlamanız için, ortalamalı bir Atina yurttaşı için ölüm cezası sürgüne yeğdir. Aynı polisin dışında. Şimdi polisin bu kadar kutsallaştırıldığı bir yerden kozmopolizme geçiş. Kozmopolis ne demek? Evren kendisi. Yani aslında artık bir merkezi iktidar, bir imparator, insanların bir logostan kopup, logos dediğim büyük bir şey var, hepsinin aynı kaderi paylaştığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bir evren kentin kurulması, bu niye önemli biliyor musunuz? Kendisinden sonra gelecek imparatorlukların felsefesini hazırlayacak. Kadercilik, yani insanın kaderi daha baştan çizilmiştir. Siz bu kadere karşı çıkamazsınız. Bunun neden önemli olduğunu bir hafta sonra konuşacağız. İç özgürlük, dış özgürlük. Çok acayip bir kavram. Diyor ki, ya önemli olan diyor, sizin içten özgür olmanız. Sizin köle olmanız ya da kral olmanız hiçbir şey ifade etmez. Yani statünüz önemli değil. Bir kral olabilirsiniz. İnsani heveslerin, şehvetin, kıskançlığın şeyine düşmüşsünüzdür, rekabeti içerisinde. Aslında siz kendinizi özgür zannederken özgür değilsinizdir. Buna karşılık bir kölesinizdir ama iç huzurunuz var. Rekabetiniz, kıskançlık, başka şeyler yok. Arınmışsınız o zaman siz aslında özgürsünüz. Dolayısıyla dış özgürlük önemli değil. Yani sizin köle veya kral olmanız önemli değil. Önemli olan içteki özgürlük. Bu çok üçkağıtlı felsefe. Nasıl üçkağıtlı felsefe? Şuradan görüyoruz. Mesela sen kendisi inanıyor. Nereden mi biliyoruz? Parmağını kırıyor. Ya diyor acaba benim diyor vaktim mi geldi? Nasıl sonra kaderimiz önceden çizilmişti ya. Bir deneyim diyor. Baldıran zehri içiyor, ölüyor. Dedi ki vakti gelmeseydi ölmez. Bak kader. Şimdi bu niye önemli? Şundan dolayı önemli. Bundan sonra Stoa okulu Antik Roma'ya kadar gidecek. Antik Roma'da Marcus Aurelius kral, imparator ve Stoacı. Köle çıkacak Epiktetus. O da Stoacı. Yani hem köle hem kral yani. Fakat bu ne biliyor musunuz zaten? Bu bir imparatorluk ideolojisidir. Hem de bu ideoloji, imparatorluk ideolojisi aynı zamanda köleci bir imparatorluğudur. Nasıl köleci bir imparatorluğu şeysi, ideolojisidir? Roma köle kullanıyor. 20 milyon köle. Ya o kölesin ama önemli değil. İçin öz, için rahatlık. Zaten senin kaderin çizilmiş, ne ayaklanıyorsun?
ve kozmopolis imparatorluk evrenken ne kadar büyüdü. Şimdi geliriz bak, ustağı nereye evrilecek? Günümüze kadar gelecek olan şey, aradan geçecek 300 yıl sen ondan sonra, İsa doğacak. Bir Musevi peygamber şey olarak gelecek. Sonra Hristiyanlık diğer dinlere açılacak. Arsuslu Paulus, Aziz Paulus, İncil, Efeslilere mektuplar. Ey köleler, Tanrı'ya hizmet eder gibi efendilerinize hizmet edin. Ne geldiyse Tanrı'dan gelmiştir. Kaderinize isyan etmeyin. Nereye geldik? Stoa ve Hristiyanlık düşüncesi nasıl birleşir? Evrenkent, büyük Hristiyan dünyası, kader, iç özgürlük, dış özgürlük. Sizin köle olmanız hiçbir şey değil. Siz Tanrı'ya inancınızı devam ettirin, kaderinize iman edin. Ve işte kurtuluş öteki dünyada verecek size. Roma'yla şeyi Stoa üzerinden Hristiyanlığı barıştıran adam, bunu biraz sonra konuşacağız. Burada sadece bir ön şey. Ama bundan sonra özellikle Aziz Paulus tarafından yapılacak olan Hristiyanlığı öyle bir şey. Sonra 323'te ilk imparatorluğumuz ortaya çıkıyor nihayet bölgede. Büyük imparatorluk anlamında. Artık bir anlamda. Makedonya. Aleksandria, İskender. Fakat bu şu altta gördüğünüz bugünkü şey, kapsadığı bölge, Bulgaristan gibi vesaire buraya çok geniş bir imparatorluk duruyor. Stoa'da çok uygun bir düşünce zaten. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey bu paralellikler işte. Yani hangi dönemde ne oluyorsa o dönemin düşünceleri ona göre şekilleniyor ve kendisinin arkasından bir şey bırakıyor. Bu tabii biliyorsunuz İskender'in yaşamıyla sınırlı kalıyor bu imparatorluk. Ondan sonra bütün tarihteki bütün imparatorluklara yön verecek bir başka imparatorluk, Roma İmparatorluğu'yla devam edecek hikaye. İsterseniz burada bir ara verelim bir 10 dakika. Sigara, çay içelim. Sessiz. Pazartesi'ne 8 saat.